Evet, 2 Ocak 2021 ve günlerden cumartesi. Herkese mutlu bir sene, mutlu bir yıl diliyoruz. Ve yeni yılın ilk son düzüğünde de yine sevgili Tolgahan ve sevgili Eray ile birlikte dolu dolu bir son düzlükte beraber olmayı umut ve ümit ediyoruz. Sizlerle yaklaşık 2,5 saat sürecek programda. Bugün şükür öyle 10'da 10.30'da 11'e çeyrek kala Urfa'mız, Diyarbakır'mız yok, ek yarışlar yok. Çünkü program çok bölünüyordu arada, tam konuşamıyorduk. Dolayısıyla bugün dolu dolu bir son düzlük olacak. Katkı ve katılımlarınız bizleri mutlu edecek ama ben önce ekip arkadaşlarıma dedim. 2020'de dedim ki en iyisi klasik soruyu sorayım gene. Hep soru düşündüm. Başka soru yok ki sonuç itibariyle. Geçen yıl nasıl geçti? İşte onu total soracaktım. Onu diyecektim. Sadece bu sene şeyi değiştirebilirim dedim. Geçen sene nasıl geçti diyebilirim dedim ama sonuç itibariyle önce geçen haftayı alalım. Sonra geçen yılın bir değerlendirmesini alalım. Tolga'nınla başlıyoruz. Yeni yılın ilk programı. Ben de bütün izleyenlerimize, bütün yarış severlerimize, camiamıza güzel, mutlu, her şeyden önemlisi sağlıklı bir 2021 yılı diliyorum. Geçen yıl elbette gerek kişisel anlamda, gerek ülke ve dünya anlamında çok da güzel oldu diyemeyiz. Özellikle pandemi süreci, onun haricinde yaşadığımız aile içinde ufak tefek sağlık sıkıntılarıyla çok güzel bir yılı geride bırakmadık ama umutlarımızı yeni yıla taşımayı başardık bir şekilde. Sağlıklı bir şekilde buradaysak buna da şükretmek gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah 2021 yılı daha güzel olacak. Umutlarımız daha fazla bu yıl için. Şimdiden güzel bir yıl geçirelim diyorum. Pekala. Eray? Vallahi aslına bakılırsa 2020 yılı büyük çoğunluğumuzun unutmak istediği bir yıl olarak geride kaldı. İnşallah yaşadığımız o kötü günleri bir daha yaşamayız ve 2021 yılında da öncelikle bu illet hastalıktan bir bütün dünya olarak kurtuluruz. Sonrasında da zaten her şey yoluna girer. Sağlığın yerinde olduğu zaman gerisi çok da mühim değil. Onun dışında her zaman olduğu gibi atlar, yarışlar takip etmek zorundayız, zaten işimiz bu. Bu sezon inşallah 2020'den daha iyi olsun. İnşallah. En büyük temennimiz o. İnşallah diyelim. İnşallah. Hem atlar açısından hem hepimiz açısından diyelim. Pekala. Aynı temenniler tabii siz değerli dostlarımız için de geçerli. İnşallah 2021, 2020'den çok daha iyi geçsin ama her şeyin ötesinde de öncelikle tüm dünyaya bir sağlık gelsin. Eskiden hatırlar mısınız bu tip mesajlarda klasik mesela dünyaya barış, huzur falan. Şimdi barış, huzur tabii ki olsun. Geçtik ondan, önce bir sağlık gelsin. Yani. İnsan, herkes onu unuttu. Biraz böyle şeyleri severim. İşin tabii magazin yönünde birazcık olur da böyle astrolojik şeylerden hep yılbaşında falan okudunuz mu, baktınız mı burçlarınıza falan? Ben çok bakmıyorum. Neler getirmiyor. Ama bu yıl benim için iyi geçecekmiş, öyle diyorlar. Evet. Bakanlar var. Dolayısıyla genel anlamda senin neydi burcun Tolga? Aslan. Aslan. Oğlak. Oğlak. Şöyle, benim yükselenim aslan, baktım o yüzden aslana. Onu söyleyeyim. Hani o şey yapalım. Güzel şeyler bekliyor. Güzel şeyler gözüküyor diyor. Fakat çok ilginç, diyor ki sabah yolda, hatta arabada dinledim şeyde. Bir astroloğun video kaydı, yani çok ünlü biri. Şeyde de yılbaşı gecesinde çıktılar şeyde. Bir dinledim, baktım durup dedim, yayıncılık, medya, evet, bilmem ne, o alanlar falan deyince şaşırdık biz de. Bakalım hayırlısı olsun. Yeni projeler şaşırma olacak demek. Belki ama sonuç itibariyle tabii işin bu magazin yönü. Evet. Herkese, tüm insanlığa, her şeye önce sağlık, huzur, mutluluk, bereketli ve bol kazançlar olsun diyelim. Atçılığımız adına da, ülkemiz adına da her şekilde aynı dilek, evet, ve temennileri yineleyelim diyelim. Bizde çok değişen bir şey yok aslında programda ama tabii programın içeriğini her zaman olduğu gibi sizler belirliyorsunuz. Bunun için de yapmanız gereken şey katkı ve katılımlarda bulunmak ve arkadaşlarım ekrana getiriyorlar Twitter adresimizi. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. @cantrenzarkan Twitter adresimiz. Burada katkı ve katılımlar bizleri mutlu ediyor. Yine tabii hafta sonu yine evlerdeyiz hepimiz. Bir yılbaşı sonrasında tabii bir mahmurluk hepimizde var. Biz gerçi dün sabah çok erken saatlerde Kocaeli'ye gittik. Yarışımız vardı. Döndük. Ama sonuç itibariyle yıl başladı, devam ediyor. Dolayısıyla yeni yeni uyananlar olabilir. Kendi listelerimize gönderelim deriz son attığım tweet'i, son düzlük başlıyor tweet'ini. Dolayısıyla bunun için de kullanmamız gereken adresimiz ekranda. YouTube adresimizi verelim arkadaşlarım, YouTube'u çıkarsınlar. YouTube adresimiz de Tai TV, biliyorsunuz. Canlı yayın, HD kalitesinde,
dolu dolu yayınlar var ve bunları başa sarıp da izleyebiliyorsunuz. Yayın sonrasında Son Düzlüğün tekrarları var, Beyaz Bayrak Aynanın tekrarları var. Gündem yetiştiricilik ki bu döneme damgasını vuran program. Çünkü yetiştiricilik sezonu başladı ki birazdan onu da konuşacağız. Yetiştiricilik sezonuyla da ilgili konuşacağız. Çünkü aşı müracaatlarının ilk aşaması 31 Aralık itibariyle bitti. Bakalım kimler, neler, nerelere başvurmuş onları da konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama dolayısıyla gündem yetiştiricilik tekrarlarını da YouTube'dan izleyebilirsiniz ki orada çok değerli katkı ve katılımlar oluyor. Özellikle veteriner hekim Ayşe Yetiş Hoca'nın yetiştiricilere yönelik yapmış olduğu paylaşımlar, değerlendirmeler ve tabii ki pedigri uzmanı Şair Genceroğlu'nun da pedigri değerlendirmeleri, orijin değerlendirmeleri bu sezona hakikaten damga vuruyor. Gündem yetiştiriciliğin tekrarlarını da YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz diyelim. Tabii ki sosyal medya adresimizi Twitter'da da kullanıyoruz. Şeyde hediyelerde de kullanıyoruz. Hediyelerimiz yine devam edecek bu sene. Şöyle yapalım. Tabii TCK'nın her zaman olduğu gibi o mükemmel yılbaşı takvimleri geldi elimizde. Yine harika bir takvim hazırlamışlar. Çok güzel, çok keyifli. Urfa ile başlangıç yapmışız Ocak'ta. Şöyle bir açalım bakalım ne çıkacak aralardan. Hiç bakmadan öyle bir açıyorum. Evet. Kısrak kuşusu Prior çıktı Ahmet Çelik'le. Onu açtık. Yani bayağı güzel. Her sene artık klasik, şimdi ismini vermeyeyim. Klasikleşti. Eski bir lastik reklamı vardır. Hani evet. Bir şey takvimi. O takvimlere de benzedi yani sonuçta. Tabii içerik olarak demeyeyim de şey olarak benzemiş durumda. TJK takvimi. Herkes soruyor, arıyor, bakıyor. Diyor ki işte temin edebilir geldi miyiz? Geldi mi? Temin edebilir miyiz? Bulabilir miyiz? Biz binada zaten sürekli soruyorlar. Koleksiyon yapanlar var. Koleksiyonunu yapanlar ve çok kullanışlı. Yani şey açısından da çok kullanışlı bir takvim. Çünkü baktığımızda burada hani hangi yarışın hangi gün nerede olduğunu görebiliyorsunuz o cep ajanda. Yani benim çok sürekli kullandığım ve yıllar sonra da hakikaten bunun koleksiyonları aslında şey yapmak lazım. Bende evde vardır, burada da var bir miktar. Dolayısıyla bu takvimlerimizden vereceğiz. Bunların hepsi pazar günü biliyorsunuz. Çekiliş günü pazar günümüz. Yine Topaz Arası, Mendip, yine şapkalarımız var. Devam ediyor bu ve bu yeni versiyonu. Şapkamızın onlar var. Yaz günlerini özleyenler için tişörtlerimiz yine devam ediyor ve kış günlerinin o sıcak şey soğuğunu sıcağa çeviren polarımız var. Dolayısıyla bu hafta yine yarın daha doğrusu harika hediyeler sizleri bekliyor oluyor. Çok yani bayağı 15-20 kişiye yarın hediye gidecek. Bir 10 tane takvim vereceğiz. Dolayısıyla yine bu hediyelerimizden de var ama yarın özel bir hediyemiz daha var tabii. Onu da arkadaşlarım ekrana getirirlerse geçtiğimiz haftaya damga vuran isimler, geçtiğimiz yıla damga vuran isimlerden biliyorsunuz Sürgüntay vardı. Sürgüntay'ın da son koşusunda kullandığı formayı Halis Karataş ve Ekürü arkadaşlarım da eğer ekrana getirme zahmetinde bulunurlarsa fotoğrafı dolayısıyla onu da vermiş olacağız. Sürgüntay ve Halis Karataş formasını ekranlara sizler için imzaladı. Halis Karataş burada görüyorsunuz. Forma şu anda elimizde değil. Gelecek, gelir gelmez de bu formayı sizlerle paylaşacağız. Onu da söyleyelim. Yarın tabii. Harika bir hatıra olacaktır. Bence de yani en son. Şimdi zaten birazdan Sürgüntay'ı da konuşacağız. Bir de bu görsel daha da değer katar. Şimdi bunu da yanına çerçeve ettireceksin. Tam imzalarken Halis abi. Evet, formayı alana biz bu fotoğrafı yanında çerçevesinde yapıp gönderelim. Çok güzel, güzel bir anı olur. Oldu. Anı olacaktır. O zaman bu şeyleri de gönderirken yanına bir tane mendip fotoğrafı da çerçeve olur, evet. Onu da gönderelim diğer şapkalarımızda. O da olur. Onu da paylaşalım veya tişörtlerimizde. Teşekkür ediyoruz sevgili Halis Karataş'a da bu değerli katkısından dolayı diyelim. Pekala, biraz tweetlere bakalım sizlerden neler gelmiş, ne gibi katkılar gelmiş diyelim. Bülent Özde de demiş ki Hakan abi sizin paylaştığınız kitap yardım mesajıma yanıt ve... Volkan Yozgatlı Bey'den geldi. Gönderdiği kitapların bir kısmını dağıttım. Volkan Bey'e ve Son Düzey'e çok teşekkür ederiz. Çocuklar çok mutlu oldu demiş. Buna çok sevindik. Hatırlayacaksınız Bülent Bey bir öğretmenimiz. Van'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Van'da bir öğretmenimiz. Eğitmenimiz daha doğrusu. Ve orada hakikaten okulda yanlış hatırlamıyorsam Van... Kız İmam Hatip Lisesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla genç kızlarımızın eğitimleri ve biz onlara da bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bizlere diyelim. Ve gerçekten çok harika kitaplar göndermiş. Volkan'a da teşekkürlerimizi de matematik, coğrafya, tarih eksiklerini belirtmişlerdi. Dolayısıyla bu anlamda da bu çağrımız ses buldu atçılardan da. Biz çünkü biliyorsunuz atçı...
dendiği zaman hep belki farklı toplumda farklı algılar oluşsa da Volkan nezdinde, Volkan Yozgatlı gibi birçok atçımız var. Ama bu çağrımıza ilk cevap Volkan'dan, sevgili Volkan Yozgatlı'dan geldi. Ve bu kitapları da gönderdi. Başta Volkan olmak üzere, Volkan Yozgatlı olmak üzere. Tabii Bülent Bey'e de, Bülent Hocamıza da teşekkür edelim. Bizlerden bir böyle bir destek istedi. Biz de desteğimizi duyurduk. İlk cevap oradan geldi. Pekala. Günaydın yayınlar abi. Sürgün Tay forması Adana Demirspor renkleri Adana'ya yakışır demiş Yener Çelik. Valla... Yani şimdi bazen pozitif ayrımcılık yaptığımız oluyor. Nerede oluyor? Bir kardeşimizin doğum günü oluyor. Çok belki şey oluyor. O zaman işte şey yapabiliyoruz. Ama şimdi bu sene pozitif ayrımcılık hiçbir zaman yapmıyorum. Bitti. Neden? Çünkü hani herkes eşit olsun, herkes adil olsun. Ama takvim elimizde çok fazla. Ama tişörtlerimiz, şapkalarımız, polarlarımız belli adette, belli sınırlı sayıda olduğu için şey. Ama takvimlerde pozitif ayrımcılık yapabilirim. Onu da söyleyeyim. Evet, Dedi Cool, tüm Sonduzluk ekibine sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Her zamanki gibi takipteyiz. Kaliteli yayıncılıkta bir numarasınız. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Ali Ordu maşallah çok güzel at demiş. Bülent Hocam'ın mesajını paylaşmıştım. Hakan abiciğim, günaydın Adana'dan sevgilerle. 742 numaralı Ganyan Bayi olarak tüm at camiasını, Ganyan Bayilerine hayırlı yıllar diliyorum. Bayiler için bir çalışma varmış. Bunun açıklamasını yapabilir misiniz? Adana'dan sevgilerle Nihat Özen. Sizleri de bekliyoruz Adana'ya demiş. Valla Nihat Bey, bayilerle ilgili tam çalışmanın detaylarını bilmiyorum. Bilgim yok. Buradan şimdi şunu biliyorum, bunu biliyorum bilmem ne deyip de hani yanlış bir şey yapmayayım. Bilmiyorum. Bilmediğim şey hakkında da yorum yapmak istemiyorum. Ama şekillenir, netleşir, belli olursa tabii ki ben de seve seve paylaşırım buradan diyeyim. Eğer kulüp paylaştığı takdirde. Günaydın, iyi yayınlar, mutlu ve sağlıklı nice yıllar diliyorum demiş Sedat Tanrı Yapısı. Sağ olsun, aynı şekilde iyi dileklerimizi biz de kendilerine iletelim. Hakan abi, yaklaşık 15 yıldır sizi takip ediyorum televizyondan. Artık bana da bir hediye hakkı doğmuştur diye söylüyor kardeşimiz. İnşallah diyelim. Temel Takır, Hakan abi paylaşmıştık. Oğuzhan Dağhan, bu sene Halis abinin yılı olsun, başka bir şey istemem demiş Oğuzhan Dağhan. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi Oğuzhan'a ve tabii dilek ve temennilerine katıldığımızı da söyleyelim. Yalnız kendisi için bir şey istemiyor, bir başkası için bir şey istiyor. Bu da ne kadar güzel bir şey değil mi? Hakikaten bak, çok güzel bir şey, doğru bir şeydi yani. Kendim için bir şey istemiyorum diyor, Halis abi için istiyorum diyor. Hiçbir akrabalık bağı yoktur muhtemelen ama işte gönülden gelen bir istek. Evet. İyi seneler, mutlu yayınlar inşallah. 2020 yılından sağ çıkan, sağ olarak çıkan herkese Devlet Gazi unvanı versin diyor. Hakikaten çok büyük kayıplar olduğu bir yıldı. Günaydın tüm ekibi Adana'dan selamlar, iyi yayınlar abi demiş Erkut Yiğit. Yine Eray Hazar. 2020'de yaşadığımız tüm kötü şeylerin 2020'de kalması temennisiyle öncelikle sağlıklı sevdiklerimizle birlikte mutlu yarınlarımızdan umutlu nice seneler dilerim. Bu arada aşım kurallarına elenecekler, üzülmesin çünkü Cougar Karacabey'de onları bekliyor demiş. Pusuya yatmış bekliyor. Evet, bakalım şimdi orta bir de onlar var, onu da konuşacağız şimdi kurallardan döneceksinler. Orayla ilgili bir iki tane yetiştirici dostumuzun bir paylaşımları var, onları da aktaracağım birazdan. Yine Turan Ay demiş ki, günaydın güzel ailem, yeni yılınız mutluluk, huzur da olsun, nice güzel yıllara, iyi yayınlara demiş. Turan Bey'e de teşekkürlerimizi dedim. Ne güzel, bizi ailesinden bir parça olarak görüyor, güzel ailem diyor. Sizler de bizim ailemizin en büyük parçasısınız, ne mutlu bizlere diyelim, sizler gibi dostlarımız, ailemiz olduğu için. Evet, hayırlı sabahlar Sonduzluk ekibi, hafta sonu sabahların en güzel programı sizinleyiz demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Yine Yener'in mesajını paylaşmıştık. Ali Ordu'nun mesajını, Bülent Hocam'ın, Nihat'ın, aşağıya doğru iniyorum. Oğuzhan'da kalmıştık bu sene Halis abinin yılı olsun diye. Can kardeşler, iyi yayınlar canlar. Sizin ve sizi izleyen herkesin yeni yılını kutlar. Sağlık, huzur ve bol şans dilerim demiş. Muharrem Can göndermiş. Can ekibisi olarak biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Suruç At Camiası'ndan iyi yayınlar, herkese sağlıklı mutlu yıllar dilerim demiş Mehmet Kanat. Biz de buradan Suruç'a, tüm Şanlıurfa'ya selamlar iletelim buradan. Hakikaten o atçılığın çok ciddi bir potansiyel olduğu, çok ciddi at popülasyonunun, kısrak popülasyonunun çok fazla olduğu yerlerden bir tanesi yetiştiricilik anlamında Suruç'a, Şanlıurfa'ya buradan selamlar. Hayatın bütün güzellikleri gözlerindeki ışıltı kadar güzel, temiz, içten ve parlak olsun. 2021 yılı sizlerin ve ailenize sağlık, huzur, mutluluk, biraz da para getirsin demiş. Baş jokey Selim Kaya için söyleyeceklerim, çok erken bıraktı jokeyliği. Hayırlısı olsun, konuşacağız birazdan. Yine günaydın Üç Kral, yeni yılınız kutlu olsun, nice senelere demiş Jimmy Bülent paylaşmış. Kafkaslı 01 Adana'dan yeni yılda önce sağlık,
Yeni umutlara, huzur, şansların bol olması dileğiyle iyi yayınlar dilerim. Tüm yarışseverlere bol şanslar demiş. Teşekkürler. Yine kardeşlerimizden Temel Takır, iyi yayınlar hepinize. 2021 yılı tüm Son Düzük ailesine sağlık ve huzur getirsin. Herkesin bol şansı olsun demiş. Çok teşekkürler. Çağatay Yaylacı, iyi yayınlar Hakan abi. Erbağ'dan, Tokat'tan bol bol selamlar. Yeni yılınızı kutlarım. İnşallah 2021 sağlık, huzurlu bir yıl olarak geçer. Sizleri seviyoruz. Eray ve Tolga Bey'e de selamlar. Günlerden Lady of Partenya demiş Çağatay Yaylacı. Peki Çınar Narin demiş ki, günaydın Son Düzlük kralları. Adana'dan da selamlar demiş. Dolayısıyla... Bayilerle önemli bir bilgi istersen. Paylaşalım bakalım. Evet. Bu ama açıklanmış mı? Resmi bayiye giden bir şey mi bu? Evet, bayiye giden. Başkan. Yani resmi bir şey mi? Evet, öyle gözüküyor. Bayiden mi geldi? Öyle gözüküyor. Ha, bayiden geldi, evet. Tamam. Bayilere giden bir mesaj var burada. Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de uzun süredir içerisinde bulunduğu pandemi süreci diğer tüm sektörler gibi siz değerli bayilerimizin de en önemli paydaşlarından olduğu atçılık sektörümüzü olumsuz şekilde etkilemeye devam etmektedir. Bu olumsuz şartların etkilerini bir nebze olsun hafifletmek ve yeni yıla biraz daha mutlu girmemizi sağlayabilmek amacıyla tüm bayilerimize şartların bize imkan verdiği ölçüde bir pandemi desteği vermek istedik demiş Serdal Adalı Başkan paylaşmış. Dolayısıyla toplam dağıtılacak tutarı bayilerimizin yıllık satış tutarlarının genel satış toplamına sağladığı katkı oranını da paylaştırdık diyor. Bu hesaplamaya göre bayi başına düşen ikramiye tutarı 1500 TL altında olan bayilerimiz için bu tutarı 1500 liraya yükselttik diyor katkıyı da. Yine pandemi desteğimiz 7 Ocak 2020 Perşembe günü hesabınızda olacaktır. Bu vesileyle şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına sizin ve ailenizin yeni yılını kutlar. 2021'in pandeminin sona erdiği sağlık, mutluluk, başarı dolu bir yıl olması temenni ederim demiş. Sevgi ve saygılarımla Serdal Adalı paylaşmış başkan. Dolayısıyla başkan ve yönetim kurulunda bu anlamda aynen, biz de kutlayalım. Hakikaten Ganyan Bayisi dostlarımızdan gelen bir paylaşım oldu bu. Bu anlamda da hakikaten yani hani Jockey Kulüp diyoruz, çok büyük bir aile, büyük bir camia. İşte bu anlamda da böyle bir desteğin de paylaşımında olması ciddi şekilde bir katkı olmuş. Tabii ki gönül ister ki çok daha şeyler yapılabilsin ama eldeki imkanlar, olanaklar en iyi yapma yönünde bence yapmışlar. Doğru bir karar almış. Biz de buradan Başkan Serdal Adalı'nın bütün yönetim kuruluna da en azından bayilerimize bu desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletelim. Sağlık, huzur dolu bir yıl olsun. Selamlar, saygılar demiş Halil Girgin paylaşmış. Günaydın Son Düzlük Kralları, Adana'dan selamlar. Nice senelere paylaşımı var. Yine Halil Girgin'in mesajını paylaşmıştık. Günaydın İzmir'den, kapalı bir İzmir sabahından hepinize selamlar. Sağlıklı bir dünya istiyoruz demiş. Yine Engin Tekeli, Horoz Diyarı Denizli'den selamun aleyküm. Yeni yılınız işten dileklerimizle kutlarım kardeşlerim. Selim abinin jokeyliği bırakmasına çok üzüldüm. Efsaneler kolay yetişmiyor. Saygılar demiş. Yine Rafet Karasu, günaydınlar. 2021 yılın 2020'nin aratmaması dileklerimi, iyi seneler diyorum. Şapka ve polardan sonra tişörtle birlikte Triple Crown yapmış oldum. Tüm ekibimizi Kuşadası'ndan sevgiler, selamlar demiş Rafet Karasu. Hakikaten Triple Crown'u yapmış Rafet Bey. Bizden almadığı kalmamış. Mendip tişörtümüz var. Şapkamız da var. Yeşil, o da Volkan Yozgatlı şapkası. Poları da Saracoğlu'ndan, Şevket Berberoğlu'ndan almış. Dolayısıyla vallahi tamamlanmış, ne diyelim, Triple Crown'u yapmış. Bir at kaldı, o da çıkarsa. At da çıkarsa. Bir de evet, yani şimdi bir tane kısrağınız olsa Allah bilir Mehmet Çelik'in aygırlarından biri de size çıkar aşım hakkı. Onu da yapalım. Onu da hatırlatalım bu arada. Bu aşım sezonunda Son Düzlük izleyen yetiştiricilere özel bir kısrağı, 5 tane tabii ayrı yetiştirici olmak kaydıyla kısrağınıza Mehmet Çelik ekürüsünün aygırlarından istediğiniz herhangi birine ücretsiz aşım hakkını Kaysbert öldü ama onun yavruları var, şeyleri var, diğerleri bu aşım hakkını da hediye etti, onu da söyleyelim. Oğlumuz Uç Bey'ini Şanlıurfa'ya uğurladık. İlgililerinden ve güvenilerinden dolayı tüm yetiştirici dostlarımıza teşekkür ederiz demiş. Eğilli ekürüsü paylaşmış ki buradan da görüyoruz hakikaten. Zafer abi sağ olsun adım adım hepsini paylaştı şeyleri. Şurada yüklendi, burada gitti, şuraya gidiyor diye. Dolayısıyla inşallah kendi gibi başarılı taylar verecek. Bu seneye damga vuran aygırlardan bir tanesi oldu. Koşan kazanan, bütün yavruları yarış kazandı. Baktığımızda koşan... İlk jenerasyonda fazlasıyla sınıfı geçti. İlk jenerasyon, darısı ikinciye inşallah diyelim. Ondan sonra... Aygır da çok sağlıklı, güzel görünüyor maşallah. Evet.
Valla iki sene önce gördüm çiftlikte. 1,5 sene önce. İnan aynı fitliğini, aynı çok şeyini koruyor. Yani, çok sağlıklı, ayakları düz bastı. Bu kanı yetiştiriciliği Arap atçılığına kazandırmak önemliydi. Evet. Demirkır'ın soyunu devam ettirecek. Tabii yani Demirkır kalmadı. Sancak Bey vardı, o da öldü. Birkaç tane çok belki az kaldı. Dolayısıyla yani, Demirkır gibi özel bir hattın devamı. Evet, o şansı Aygır'a verdiler. Aygır da çok güzel değerlendirdi. Yavruları çok başarılı. Tigem de alabilir. Yani sonuçta Tigem içinde şey olan Aygırlardan bir tanesi olabilir diye bakıyorum. Burada mesajlar geliyor mu diye. Evet. Biz de yolu açık olsun diyelim Paşa'nın. Günaydın dostlar. Yeni yıl sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Tolga Yıldız'ın ne parlatacak bu yıl? Çok iyi başlangıç yaptı. Saygılar demiş. Biz de selamlarımızı iletelim. İsmail Ganyan Bayimizden sizlerin ve izleyen herkesin yeni yıllarını kutluyoruz. İyi yayınlar, herkese bol şanslar dileriz demiş. İsmail Ganyan Bayi'ne de selamlarımızı iletelim. Yine Hakan abi günaydın. Hakan abi hafta sonu İstanbul, İzmir, Adana yarışları bizleri bekliyor. Atların ayakları düz bassın demiş. 2021 mutlu yıllar dilerim Hakan abi. Eray Baba Beşiktaş Sivasspor'u yendik, yorumunu bekliyoruz abi demiş. Gözünüz aydın kardeşim. Diyelim. Peki. Herkese mutlu günler. Benim gözümde her zaman bir numara olan jokeyliği bırakan, tek attığımda gelmese bile kızmadığım Selim Kaya'ya yeni hayatında başarılar dilerim. Ayrıca yarışlar bitince neden eskisi gibi yarış sonunda yarışların özetleri verilmiyor? Saygılar demiş. Şimdi o şundan kaynaklanıyor. Onu da ben hani yayın olarak bildiğimi söyleyeyim. Çünkü yabancı yarış programları, yarışlar devam ediyor. Arada o özet çok uzun bir süre olduğu için kesiliyor. Dolayısıyla yarışlar kesilmesin zaman diye zaman yetmediği için, ama o tabii bu dönemlik bir şey. Normal yarışlar normal akışa dönüldüğünde yayında açıkçası tabii TCK TV'nin hazırlamış olduğu bir akış o. Oradan gelen yayınlar yine eskisi gibi olacaktır düşüncesindeyim. Evet, herkese mutlu günler. Evet, paylaştık Tarık Memin. Kasım Rallas. Hakan abi mutlu yıllar. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağda, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı bir yıl geçirmenizi dileğiyle demiş. Biz de Rallas ailesine buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Tarsus'a Kasım nezdinde. Evet, Karasu ailesi olarak sizleri çok seviyoruz. İskenderun'dan sevgiyle saygılar. İstanbul'un keşmekeşliğinde insanlığını, adamlığını kaybetmeyen adamların hasısınız demiş. Eray babamız, Tolgan kardeşimiz, Hakan abimiz canlarımızsınız. Sizleri çok seviyoruz demiş. Evren, Buse, Karasu, biz de bu güzel aileye selamlarımızı, selamlar, sevgilerimizi iletelim. Ne mutlu bizlere diyelim. Günaydın Kırıkkale'den selamlar, iyi yayınlar. Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk versin demiş Halim Okçu. Yine günaydınlar, iyi yayınlar Hakan Bey. Eray ve Tolga Bey'e de sevgi ve selamlar. Hafta sonu kahvaltıyı sizlerle beraber yapıyoruz. Buyurun beraber olsun diyelim. Beraber olmuş kadar olduk. Çok da keyif aldık. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de. Sağ olsunlar, var olsunlar. Günaydın günün parlayan ışıkları. Yeni yılınız kutlu, mutlu olsun. Sağlıklı, her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle demiş. Sevgiler, saygılar eksik olmadan olmasın. Buca'dan selam olsun. Cantın Azakan ve ekibe. Hakan abi 2009 yılından bir resim. Işık Üzmesi'nin ilk yarış günü Yavuz Han'la İzmir Şirinyer Hipodromu demiş. Evet. Şimdi Yavuz Han Taceddin'in oğlu ve şu anda asker, vatani görevini yapıyor. Düşünün bakın, ta kaç sene öncesinden bir fotoğraf ve Yavuz Han adı da attan geliyor. Onu da Taceddin bizim sevdiğimiz dostlardan bir tanesidir. Yıllarca bu sahaya emek vermiş seyis abilerimizden, kardeşlerimizden biridir. Dolayısıyla Yavuz Han da kocaman oldu. Şimdi asker, vatani görevini yapıyor. Yine son düzük zamanında paylaşmış. Diyoruz ya, bir nesil yetiştirdik. Evet, bir nesil evet. Büyüdü. Çocuklar, biz ilk program yapmaya başladığımızda doğan çocuklar asker şimdi. Evlen, torun torba sahibi bitirip olacağız. Bitirip gelenler var. Bitirip gelenler var. Yani şöyle bir 2-3 sene daha şey yaparsak, ayak değiştirmeden devam edersek şey olacak. Yani torun sahibi olacağız yani baktığında. İnşallah. Onur Güntürk, hayırlı seneler olsun inşallah. Son Düzük ailesi Merve ve Filiz sizlere selam var demiş. Haydi bakalım bu neşe içerisinde geçsin her zaman olduğu gibi. İnşallah hep böyle mutlu olun. Merve ve Filiz de gözlerinden öpelim bu güzel kardeşlerimizi. Pekala, Gecin Neşet, günaydın dostlar, iyi yayınlar, sıhhatli bir sene olsun, huzur, mutluluk bizlerle olsun demiş. Biz de Özgür'e buradan selamlarımızı iletiyoruz. Günaydın canlar, İskenderun'dan sevgiler, saygılar, sizleri çok seviyoruz, yeni yılınız kutlu olsun. Nice mutlu senelere, bu yılın ülkemize sağlık, huzur getirsin inşallah demiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Süleyman Caner, Hakan Eray, Tolgan kardeşlerim, tüm ekip arkadaşlara ve yarışsever dostlara 2021 yılının
hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den temenni eder. Herkese önce sağlık, her şeyin gönüllerince olmasını temenni ederim. Sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar, iyi yayınlar demiş Süleyman Caner'e de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Abimi yayınlar dilerim. Tüm ekibin Son Düzlük ailesinin yeni yılını kutlarım demiş Berkant'a selamlar, sevgiler Berkant Ölünü'ye. Ufuk Çetin, Hakan Bey günaydınlar, yeni yılınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim. Eray Bey, Tolgan Bey'e de mutluluklar dilerim, iyi yayınlar demiş. Ufuk'a da teşekkürlerimizi iletelim Ufuk Çetin'e. Günaydın tüm ekibe, tüm Son Düzlük ailesine. Taylan Öztürünç, Eylül Ekürüsü 2021 yılının ilk programında ilk yoklamamızı vermek güzel. Öncelikle sağlık, sıhhat diliyor, her şeyin gönlünce olmasını diliyoruz demiş dostlar demiş. Evet, 2021'in ilk yoklaması Eylül Ekürüsü'nden geldi. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Zafer abi nezdinde tüm Eylül Ekürüsü'nde ilk yoklamayı aldık. Yoklama kaçakları var tabii ki. Günaydın Hakan abi, Eray ve Tolgan Bey. Yeni yılınız sağlıklı, mutlu bir yıl olur inşallah demiş. Teşekkürler. Şampiyon Aygır Uç Bey uğurlar arasında giriş yaptı, paylaşmıştık. Yine Yavuzhan Fan Club. Bugün tam 21 yıl oldu. Yeride olmayacak şampiyon Yavuzhan'ı arıyoruz demiş. Yavuzhan için de. İyi güzel şeylerin olacağı, yüzlerin güleceği bir yıl olsun mesajı var. Mutlu senelere demiş. Yine mesajlar geliyor cep telefonumuzdan da, onlara da bakalım. Evet, nice senelere her programımız bir öncekinden daha güzel geçsin, iyi yayınlar demiş. Mahmut Çadırcı paylaşmış. Mahmut'a da buradan selamlar. Selamlarımızı iletelim Mahmut Çadırcı'ya. Onlarda da tabii şimdi bir heyecan var. Uluer Şanlıurfa'da, Suruç'ta çok iyi bir kan olarak oraya aşıma gitti. Suruç'a değil, özür dilerim, hep söylüyorum. Şanlıurfa'da, Hara'da. Dolayısıyla Uluer'de çok ciddi bir teveccüh var. Malibu Girl'ün çok özel kan hattından devam ediyor. Bu anlamda da tabii aygır sahiplerinde hep bir heyecan var. Tabii ki bir şey var, onların da torunları olacak çünkü baktığımızda. Biz de Mahmut'un bu heyecanını paylaşalım. Evet, Gececi Neşet paylaşımda bulunmuş yine. Süleyman Caner, kolay değil. Yıllarca Selim için diyor ki, yıllarca kilo nedeniyle az mücadele etmedi. Tanık olduğum 2021 yılında sabah kahvaltısı şekersiz Nescafe, yarışı olmadığı zamanlar İstanbul Veliefendi Çimpis'te yaz sıcağında kilo düşmek için verdiği mücadele, bazen beraber yürüyüş yapardık demiş Selim Kaya ile Süleyman Caner paylaşmış. Mahmut Kahraman, selam Hakan Bey, iyi yayınlar, iyi seneler. Seferden döndüm, ayağımın tozuyla izliyorum sizi demiş. Mahmut Kahraman'a da selamlarımızı iletelim. Hakikaten uzun yol kaptanı kendisi ve zaman zaman bizi böyle çok başka yerlerden, Madagaskar'dan, Biskay Körfezi'nden, Cebeli Tarık'tan hep böyle fotoğraf, selfie yapar bu denizlerin ortasında. Evet. Oradan sizi internetten izliyorlar. Yani bu açıkçası keyif veriyor bize. Evet. Dünyanın bir yerinde gidip de Biskay Körfezi'nde veya işte aşağıda Madagaskar'da bir yerde bizi seyrediyor olması, bizlere en azından vakit ayırıyor olması ne mutlu bizlere. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Mahmut nezdinde hoş geldin diyelim. Yine aşağıya doğru iniyoruz. Halis Karataş fanları kaçırmayalım demiş. Pekala. Yine adam gibi adam, iyi seneler demiş Can Polat. Ona da çok teşekkürlerimizi ilettikten sonra sizlerden tabii gelen mesajlar çok devam ediyor ama biraz akışımıza gidelim. Son bir şöyle bir bakalım hızlı bir şekilde. İki kuzen 2021 süper geçsin diyorlar. İyi yayınlar demiş Arbit. Biz de bu kuzenleri gözlerinden öpelim. İyi yayınlar, hayırlı programlar herkese demiş Derya Agim. Ergin paylaşmış. Derya'ya da selamlar. 30 Aralık'ta karşılaştık onunla da hipodromda. Başarılı antrenörlerimizden biridir. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Yeni yılın ilk programında yoklamaya, yukarıda kaldı mesaj. Sinan Aslan, sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Tüm Son Düzlük platformuna selamlar, iyi yayınlar abicim demiş. Biz de Sinan'a sevgilerimizi iletelim. Hakan abi, en küçük Son Düzlükçüyü ultrasonla göstermiştim diyor, hatırlarsın. Şimdi Rabbim bize nasip etti. Allah'ımıza şükürler olsun demiş. Maşallah diyelim. Nazar değmesin diyelim. Gözlerinden öperim. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Analı babalı büyütsün. Ultrasonda görmüştük. Artık torun oldu değil mi? Torunlar onlar bizim. Gözlerinden öpelim kardeşimizi Gökhan'cığım. Tebrikler diyelim. Anne baba olarak hepinizi kutluyoruz. Hayırlı olsun. Zeki Şimşek, yeni yılınız kutlu olsun güzel insanlar. Lüleburgaz'dan selamlar demiş. Burgaz'a da sevgilerimizi iletelim. Arbit'i paylaşmıştık. Derya'yı paylaşmıştık. Yeni yılın ilk programında yoklamaya yine geç kalmadık çok şükür. Aydın'dan sevgiler, saygılar, hep beraber nice yıllar canlar ailecek, çok seviyorsunuz, iyi ki varsınız demiş, sağ olsun. Hüseyin Pamuk, Son Düzlük ailesine sevgiler, mutlu kazançlar. Gökhan Bulama, iyi yayınlar, güzel insanlar demiş. Özdemir At Çiftliği, izliyoruz geleceğin jockey adayı
Apayraz Coşkun demiş. Maşallah diyelim kardeşimize, biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Topagil ekibisine selamlar yine. Yeni yılınız kutlu olsun. Güzel bir yıl temenni ediyorum. Çocuklarım ve kadınların katledilmediği bir yıl diliyorum demiş. Hüseyin Karaçalı paylaşmış. Evet. İnandığı şeyi yapan insanların enerjileri asla tükenmez demiş. Abi günaydın, bu söz de tam seni görüyorum demiş. Çizgini bozma abi. Yolun açık olsun. Bol şanslar demiş. Sağ olsun. Biz de açıkçası enerjimizi aslında sizlerden alıyoruz. Yani hani evet, inandığımız şeyi yapıyoruz. Bildiğimiz doğruyu söylüyoruz. Olabilir katılmayanlar olabilir. Aynı fikirde olmayanlar olabilir. Ama ne olursa olsun öncelikle asgari müşterekte birleşmeyi umut ve ümit ediyoruz her zaman. Ama bildiğimiz bir doğru varsa da o doğrudan da asla şaşmadan söylemlerimizde bulunuyoruz. Sevenlerimiz olur, sevmeyenlerimiz olur, katılanlar olur, katılmayanlar olur. Bunlar bizim yolumuzdan ve çizgimizden hiçbir zaman ayırmaz. Bu çok da açıkçası şey değil. Zaman zaman işte farklı mesajlara söyleyen, atanlar olabilir bilmem. Eğer belli bir sınır çerçevesindeyse tabii ki onlar da kabulümüzdür. Ama ne olursa olsun bu bizim hiçbir zaman bildiğimiz, inandığımız doğrudan şaşmamızı engellemez. Teşekkürlerimizi iletelim. Evet, Aftermarket Captain Rio at yetiştirecek 2021 aşım sezonunda Şanlıurfa TCK arasında paylaşım var. Cenk Başluğu yine günaydın Hakan Bey, 2021 hepinize sağlık mutluluk getirsin demiş. Yüz yüze bakabileceğimiz, yan yana gelebileceğimiz bir yıl olsun inşallah demiş. Amin diyelim Cenk Bey'e de. Yine İlker Carlos demiş ki selamlar işte, en içten dostlar demiş. Buyurun kahvaltıya, menemensiz olmaz dedik. Bol soğanlı valla, Büyükçekmece'den Carlos İlker demiş. Afiyet şeker olsun diyelim. Biz de selamlarımızı iletelim. Soğanlı mı soğansız mı tartışmasına girip de çıkamayız içerisinden. Ama hakikaten bizim ahır yemeğidir menemen değil mi? Yani en çok tüketilen, evet, en çok yenen ve en sevdiğimiz yemeklerdendir. Özledim yani. Onun da pandemi nedeniyle şöyle ahırda çıkıp da oturup şeyimizi aynı çorbadan içemiyoruz. Yapalım. Menemenimizi yapamıyoruz ama inşallah bu sezon yapalım. Günaydın, hayırlı sabahlar abi, nice mutlu yıllara. İnşallah yeni yılın kutlu olsun. Daikomio ile iki kardeşim, yeni antrenörümüz Mehmet Ali Çiçek ve Abdülkadir Çizik saygı ve sevgiler demiş. Biz de başarı dileklerimizi iletelim Daikomio'ya. Uğurlar Arası günaydın, mutlu seneler Hakan abi, şampiyon aygır. Uğurlar Arası'na giriş yaptığı mesajı var yine. Canlarım demiş, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şans yılı olsun hepimiz için. Özcan Yıldırım'a da bol şans kardeşime demiş. Erhan Akgüz. 2021 sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Tüm insanlık, TCK ailesinin yeni yılı kutlu olsun demiş. Teşekkürler. Günaydın Abdülkerim. İyi, bol kazançlı, iyi seneler. Aslan Rüzgar'dan saygılar demiş. Biz de selamlarımızı iletelim Aslan Rüzgar'a. Özgür Keskin. Mutlu, umutlu, sağlıklı, huzurlu ve sevdiklerinizin yanı başında olduğu bir yıl olsun demiş. Tuttuğunuz Atkan Yan olsun. Yarışsever temennisi demiş. Çok güzel. Abicim iyi yayınlar tüm ekibe. Yeni yılda sağlıklı, mutluluklu, başarılı dileklerimizi iletiyoruz. Kader Şah yeni sezonda hazırım diyor demiş. Dolayısıyla biz de burada tabii Kader Şah deyince akan sular durur. Kader Şah bambaşka. Biat Ali Pamukçu paylaşmış. Pamukçu arasında Kader Şah. O da kısaklarınızı bekliyor. Buradan paylaşalım. Hemen burada Akmeşe'de yakın. Evet. Yakın. Dolayısıyla o bölge yetiştiricisi için de biz de paylaşımda bulunalım. Selim Özdemir. Hayırlı sabahlar, mutlu seneler. Bizim atımız hazır. Bu resimde bir pozitif ayrımcılık istiyoruz demiş. Bizim atımız da hazır. Bu resme bir pozitif ayrımcılık istiyoruz. At hazır. Peki o zaman bu resme Selim Özdemir'e bir tane takvim gider artık. Asar hangi tarihte ne şey yapar. Reji notları alsın, lütfen atlamayalım. Paylaşalım. Yine hep beraber yeni yılınız kutlu olsun. Son düzlükte buluşabilmek ümidiyle her zaman demiş. Yoklama tamam demiş. Teşekkürler Sedat kardeşimize. Murat Bülbül hayırlı seneler yayınlar abicim demiş. Murat'a da sevgiler. Metin Göre, iyi yayınlar, iyi seneler, güzel insanlar, işler güçler, çalışmaya devam demiş. Saracoğlu Kızılcı arası, biz de selamlarımızı iletelim buradan. Hakikaten ekip çalışmaya devam ediyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin diyelim buradan bir kez daha. Evet, Hüseyin Bulut, Hakan abi size bir şey diyeceğim. Hayranı olduğum kum pistin kralı Memduha neden koşmuyor? Ayın... birinde baba saat koşusu var. En son Eylül 25'inde idman yapmış. Mehmet Ağa, Memduh Ağa gibi şampiyon Safkan neden koşmuyor? Yani sorunları vardı herhalde. Onlar tedavi ediliyor. Hemen yan ağrımızda kalıyor çünkü bildiğimiz için söyleyeyim. Evet. Sen söyle. Her gün de ekiple de sohbet ediyoruz. Bir tedavi dönemine girmişti. Güzel, sağlıklı bir şekilde tedavi dönemini yani geride bıraktı. Şubat sonu gibi falan düşünüyorlar koşmayı. Evet. Dolayısıyla iyi bildiğimiz atlardan biri. Ekibe de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim.
2020 yılı herkese kazasız, belasız, bereketli, bol kazançlı bir yıl getirmesi dileğiyle Özdemir At Çiftliği 2021 tayları hazır mesajı var. Özkan demiş ki 2020 senesi 2020'yi unutmamak dileğiyle mutlu, sağlıklı yıllar temenni ediyorum. Herhalde sensin bu. Ben. Özkan abi, Özkan, selamlar. Özkan deyince tabii soyadı olmayınca şey yapamadık. Selamlarımızı iletelim biz de. Evet Hakan abim, günaydınlar. İyi hafta sonları, iyi yayınlar diliyorum. Abim, Ariton Suruç'ta 6 bin lira canlı tayla aşımlara hazır demiş. Ahmet Altay paylaşmış. Ariton'da Suruç'ta aşımlarına devam ediyormuş. Hakan Kılıçarslan, Hakan abi iyi yayınlar diliyorum. Yeni yılın ülkemize ve insanlığa güzellikler getirmesini diliyorum. Eray ve Tolgan kardeşime selamlar. Tüm son düzlükçülere de ayrıca selamlar demiş. Hakan Kılıçarslan'a da biz de selamlarımızı Ankara'ya iletelim. Can abim günaydın. Tüm Müslüman aleminin 2021 yılının güzel geçmesi dileğiyle Eray abime sevgiler. Can abi geçen programdan takvim sözüm vardı, hatırlatmak istedim demiş. Doğru, sözüm vardı. Takvim 2'yi veriyoruz buraya. Gene ayrıca 10 tane vereceğiz şeyde, notlarınız arasına alın diye rejiyi hatırlatayım. Tüm camiamızın insanlığa sağlıklı, mutlu, kazası belası bir yıl diliyorum. Yıllar geçiyor, bizim klasimiz değişmiyor. Son düzlük, anne ve babamın da selamları var demiş. Erhan paylaşmış. Erhan'ın da mesajını buradan, Erhan Söğüt'ün mesajını da paylaşalım. Yeni yılınız kutlu olsun, hepinize selamlar demiş. Kerem Seymen paylaşmış. Biz de bu fotoğraf karşısında bize de değil mi saygı duymak düşüyor. Bugün de yoklamaya geç kalmadık. İyi ki varsınız. Yayınlar Aydın'dan selamlar mesajı var. Nihat Özen Hakan abicim, bu yıl inşallah Selim Kaya'yı abimizi daha çok sahalarda görmek istiyoruz. Selim Kaya'sız yarışlarının zevki olmuyor. Selim abiyi çok seviyoruz ama Selim Kaya maalesef ilk seyircili dönemde aktif jokeyliği bıraktığını paylaşacağız, birazdan konuşacağız o konuyu da, açıkladı Mehmet Aya'nın Instagram yayınında. Hakan Bey, yeni yılın size ve ekibinize mutlu yıllar getirmesini dilerim. Şu yasaklar ve pandemi bitsin, artık çocuklarla Veli Efendi'yi özledik demiş. Tamara Hoşgöz, selam abi günaydın. Selim Kaya'nın mesleği bırakmasıyla ilgili neler söylersiniz? Birazdan paylaşacağız. Aynı şekilde Hakan abi günaydın. İyi yayınlar, mutlu hafta sonu. Yeni yılınız kutlu olsun demiş Yasin Balaban. Sağ olsun. Yeni yılın ilk programı merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Gönlü güzel, kendileri güzel insanlar. Yeğenim Asel Balı demiş, pardon. Genelde Deniz'le fotoğraflarını paylaşırdı Hüseyin. Artık Deniz kocaman adam oldu. Şimdi yeğenle paylaşmış. Hüseyin'e de buradan selamlar, sevgiler iletelim. Mutlu yıllar son müzik ailesi. Hepinize kucak dolu sevgiler. En başta sağlık, sizlere iyi yayınlar. Yetiştirici ve at sahiplerine bol kazançlar. Yarışseverlere 2020 yılında bol şanslar diliyorum demiş Berkay Karayağız. Evet, Ramazan'ın da bu mesajını paylaşmıştık. Okuduğumuz mesajlar vardı. Şimdi biraz akışa dönelim ama sizler mesajlara devam edebilirsiniz dedikten sonra şöyle yapalım. Biraz şeyi konuşalım. Selim Kaya'nın olayını konuşalım. Bir video var. Arkadaşlarımız, daha doğrusu şöyle hemen vermeyin. Yılbaşı gecesiydi 31 Aralık'ta. Mehmet Ayan ve Selim Kaya'nın bir Instagram yayını oldu. O yayından 25 dakikalık bir yayın, özel haberdi. Yarış Dergisi'nin ve Mehmet Ayan'ın hazırladığı özel haberdi. O haberden, özel haberden bir bölüm aldık. Sadece mesleğiyle ilgili Selim Kaya'nın. Önce o bir gelsin, ardından da konuşalım. Bir izleyelim bakalım o haberde Selim Kaya ne söylemiş. Çünkü herkesin Twitter'ı yok, herkes internete giremiyor ama Selim Kaya'nın 2021 yılında almış olduğu radikal karar neymiş, izliyoruz. Aldığım radikal karar şudur. Rabbim bizi utandırmasın inşallah. Bundan sonraki kariyerimden artık noktayı koyacağıma inanıyorum. Öyle düşünüyorum, öyle inandım. Kendimle yüzleştim. Bir yıldır düşünüyorum bu konuyu. Bu kararı nasıl alırım, alabilir miyim, alamaz mıyım diye. En son aldım. Yani yarış severi bıraktı mı? Yarış severin ilk hipodromlara giriş serbest olduğu gün, o günde jübilem olacaktır inşallah. Oo, bomba. Çok üzüldüm ama bir haberci olarak da bu haberi Türkiye'ye biz verdik. Arkadaşlar, Selim Kaya jokeyliği bıraktı ve yarışseverin... Bıraktı ilk derken, Mehmet abi araya girelim şurada. Yani yarışseverin ilk başladığı gün, o gün jübileyi yapacağım. O güne kadar, evet, yarış at bineceğim yani. Evet, Selim Kaya yarışseverin hipodroma geldi. İlk İstanbul mu, hangi hipodrom olduğu önemli mi? Yani ilk gün nerede olur bilmiyorum da hangi güne denk gelir. Umarım Veli Efendi'ye denk gelir. Aldığım radikal karar. Evet, şimdi Tolga kısa bir bölüm dedik. Evet. Şimdi ne düşünüyorsun, neler söyleyeceksin? Evet. Yılbaşı gecesi
özel haberdi Mehmet Ayhan ve Yarış Dergisi'nin ve hakikaten hani Selim'le bizim zaman zaman sohbetlerimiz oluyor. Bunun sinyalini alıyorduk ama ciddi anlamda bir duyuru olarak şey yaptı. Neler söyleyeceksin şeyle ilgili, tabii, Selim'in kararıyla ilgili? Dün de izledik internetten de bu özel röportajı. Bir kere Selim Kaya ülke açılığının en azından son 20 senesine damgasını vurmuş. Gelmiş geçmiş jokeyler arasında en iyileri sayarken ilk akla gelebilecek birkaç isimden de bir tanesidir. Gerek şahsına münasır yapısıyla, kişiliğiyle, yarışseverle olan o muhteşem iletişimiyle, gerek atlarla olan inanılmaz uyumu yarış içinde ve yarış dışında, gerek Kafkaslı gibi bir şampiyonun üzerinde kırılması güç rekorlara açık yarışlar kazanarak imza atmış bir jokey olarak damgasını vurdu ülke açılığına. Elbette ki bizler onu çok daha fazla görmek isterdik at üzerinde. Sonuçta yaşı genç. En az bir 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl daha at binebilecek yaşta. Fakat kendisinin de söylediği gibi, hani çok sebeplerini burada açıklamaya kalkarsam süre yetmez demiştir. Aslında o sebeplerle ilgili birkaç şey var. Hani zaman zaman bizim de sohbetimizde, evet, şeylerde çok önemli detaylar var ama bir reklama gidelim. Reklam, evet, ardından da bu konuyu konuşalım çünkü çok önemli bir konu. Reklamdayız. Reklamın ardından yeniden birlikte olacağız. Sky TV'den Son Düzlük'ten ayrılmayın. Sadece 5 sezonda 14 grup koşu galibiyeti ve 21 grup tabelası ile tam bir efsane. Koştuğu yarışlarda 7,5 milyon lira ikramiye kazanırken mükemmel konformasyonu, şampiyonlar veren pedigrisi ve göz kamaştıran eşkali ile şimdi yetiştiricilerin hizmetinde. 3 numaralı Fines kazanıyor. Ülkemiz pistlerine son derece uyumlu kanatlıyla şampiyon Fines 15 bin lira aşım bedeli ve canlı tay garantisiyle İzmit aşım istasyonunda kısraklarınızı bekliyor. Tüm zamanların en başarılı Amerikan aygırlarından Tabit'in oğlu. Tüm dünyada hem erkek hem de dişi taylarında benzer başarı. Ülkemiz pistlerine tam uyum. Şaşkova liderliğini sürdürüyor ve koşuyu da kazanıyor. Son 50 geçirirken avantajını koruyan 7 numaralı Tapit Gör, Halis Karataş'la kazanıyor. Artan temposuyla 7 numaralı Tapit Gör, fark 3 bölgeden çıkartarak birinci yarı koşusunu Halis Karataş'la kazandı. Trap Shot ile fark yaratın. Scarino Gold che vince il Gran Criterium alla grande per la seconda moneta all'interno Bahamas che appare Mina Walza Elliot und jetzt kommt Dab es ist aus Mina Walza hat gewonnen und zweiter war noch Sordino Mina Walza Sordino Dab ist dann noch und Elliot.
dışına güle güle çende Yeltay. Talipan içeriden sağlık gücü ortadan. Talipan koşuyu kazanıyor. Efsane Josh'ın en fazla kazanan 3 yavrusundan biri. Arap yarışçılığının gazisi. Grup 1 Hatay koşusu dahil 3 grup 1 koşudan zaferle ayrıldı. Talipan. Çiçeği burnunda aygır Talipan 10 bin lira aşım ücreti ve canlı tay garantisiyle Mahmudiye pansiyonu aradı. Copperfield artık harada. Copperfield önde, en süratli önde. Giden benim dedi ve kazandı. 10 numaralı Copperfield kazanıyor. Yarış hayatı boyunca koştuğu 2 yarıştan birini kazanan 1000 ve 1200 metre çim pist rekorlarını elinde bulundurup 12'si grup koşusu olmak üzere toplam 17 yarış kazanan şampiyon Copperfield bu sezon kısraklarınızı bekliyor. Tuburutuz. Dünyaca ünlü skeletlerin şampiyonu oğlu. 2, 3, 4 ve 5 yaşlarında Şili ve Amerika'da grup, stakes, birincilik ve tabelalarıyla çok farklı. And they have turned this into a rock. To Brutus. Şimdi İzmit Aşım İstasyonu'nda 10.000 TL aşım bedeliyle yetiştiricilerin hizmetinde. Segundo Celerino Fácil To Brutus y gana To Brutus a Celerino Tercero Pinipalo Cuarto White Sox. Brutus ile fark yaratın. Beklenen isim şimdi Harada. Denizim. Seklavi hattının en başarılı temsilcilerinden yarış hayatı boyunca 5,5 milyon lira ikramiye kazanmış muhteşem bir aygır. Bir büyük kupada sahibini buluyor değerli yarışseverler. 14 numara Denizim Halis Karataş'la kazanıyor. Çim, kum, sentetik her türlü pistte yarış kazanmış gerçek bir şampiyon. Toplam 14 birincilik 20 tabelayla yeni nesil aygırlar arasında fark yaratan Denizim sadece 12.000 TL aşım bedeliyle Mahmudiye Aşım İstasyonu'nda kısraklarınızı bekliyor. Babası gibi gerçek bir şampiyon tay için tercihiniz Denizim olsun. Uçan Kral, tam bir şampiyon. Bugüne kadar en yüksek bedelle satın alınan Arap atı. Mükemmel eşkal ve kusursuz konformasyonu ile artık kendisi gibi şampiyon basıplı taylar vermek üzere Akmeşe Gül arasında bu seneki tercihiniz Uçan Kral olsun. Akmeşe Gül arasında ücretsiz olarak aşımlara başlıyor. Yetkili Ümitcan. Telefon 0530 308 6513. Gerçek bir şampiyon, mükemmel eşkal, kusursuz konformasyon. Uçan Kral. Baş hükümdar. Her türlü pistte kazanma başarısı gösteren baş hükümdar bu sezon aşımlara başlıyor. Mükemmel konformasyonu ve eşsiz pedigrisiyle göz kamaştıran baş hükümdar sadece 2 sezonda 3 milyon lira ikramiye kazanırken jenerasyonunun en iyi temsilcisi oldu. Baş hükümdar bu kez kazanmayı başardı. Haralar koşusunu Özcan Yıldırım'da start alan 4 numaralı baş hükümdar kazanıyor. Şampiyonlar veren efsane 26 kemiği ötülü rakın soyundan gelen baş hükümdar kendisi gibi şampiyon basıplı taylar için bu sezon kısraklarınızı 12.500 lira aşım bedeliyle Mahmudiye Pansiyon Harada bekliyor. Luxor, Strike the Gold, Sun Music, Setrin, Cihan Yandı Lütfiye. Türkiye pistlerine uyumlu ve şampiyonlar veren kan hattı. Greystorm. Çaldıran, Sakarya, Erkek Tay Deneme ve Gazi Koşuları galibi Ankara Koşusu ikincisi. Greystorm. Sürat, dayanıklılık, kısa, orta ve uzun mesafede kazanan şampiyon. Pistlerde yıpranmayan, sinirsel enerjisi yüksek Greystorm, ideal aygır konformasyonu ve dengeli, verimli pedigrisiyle yeni şampiyonlar için 2021 aşım sezonunu bekliyor. Yalnız Efe, şampiyon aygır familyasından gelen Yalnız Efe, ünlü Tamer'in oğlunun en fazla kazanan iki yavrusundan biri. Grup 1 Hatay ve Grup 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi koşulları başta olmak üzere 2 Grup 2, 6 Grup 3 yarış kazandı.
Yarış kariyerindeki toplam kazancı 3.6 milyon lira. Yalnız Efe. Yalnız Efe, çimkum, uzun kısa ayrımı yapmaksızın inatçı yarış karakterini yeni nesillere aktarmak için 4.000 lira aşım ücreti ve canlı tay garantisiyle Mahmudiye Pansiyonu arada yetiştiricilerimizin hizmetinde. Liderleri koruyan 8 numaralı Yalnız Efe 23 Nisan koşusunu kazanıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Reklam uzun olunca nerede kalmıştık? Onu bir daha bir hatırlayalım. Soranlar oldu çünkü videoya yetişen yarım anlayamadık Selim Kaya olayın diye. Biz videoyu bir daha bir izleyelim o zaman. Neymiş olay? İzledikten sonra gene üzerinden konuşmaya devam edelim. Aldığım radikal karar şudur. Rabbim bizi utandırmasın inşallah. Bundan sonraki kariyerimden artık noktayı koyacağıma inanıyorum. Öyle düşünüyorum, öyle inandım. Kendimle yüzleştim. Bir yıldır düşünüyorum bu konuda, bu kararı nasıl alırım, alabilir miyim, alamaz mıyım diye. En son aldım. Yani yarı sever, yokeyliği bıraktı mı? Yarı severin ilk hipodromlara giriş serbest olduğu gün, o günde jübilem olacaktır inşallah. Oo, bomba. Çok üzüldüm evet. Ama bir haberci olarak da bu haberi Türkiye'ye ilk biz verdik. Arkadaşlar, Selim Kaya jokeyliği bıraktı ve yarış severin bıraktı derken Mehmet abi araya girelim şurada. Yani yarış severin ilk başladığı gün, o gün jübileyi yapacağım. O güne kadar evet. Yarış at bineceğim yani. Evet, Selim Kaya yarış severin hipodroma geldi. İlk İstanbul mu, hangi hipodrom oldu, önemli mi? Yani ilk gün nerede olur bilmiyorum da hangi güne denk gelir. Umarım Veli Efendi'ye denk gelir. Aldım. Evet. Umarım Veli Efendi olur diyor. Temennisi o Selim Kaya'nın. Yani bu kararda eğer, kesin bu karardaysa eğer ki yani Selim'in şeyi, umarız ki bir gazi koşusu günü olur değil mi? Belki ilk seyircili başlangıç, çünkü bilemiyoruz pandeminin ne zaman ne olacağını. Zira astrologlar Mayıs falan bekliyorlar yani, onlara sorarsan Mayıs'ta da yine benzer şeyler olacak. Ama genel anlamda bir değerlendirelim, neler söyleyeceksin Tolgahan Selim Kaya'nın bu kararı ile ilgili. Yani o gün seyircilerin hipodroma tekrar gelişine mi sevinelim? Selim Kaya'nın jokeyliği o gün bırakacağını mı üzülelim? Gerçekten de böyle iki arada bir derede konu. Konuya dönecek olursak da reklam öncesi de bahsetmiştik. Selim Kaya bu ülke açılığına gerçek anlamda damgasını vurmuş. Gerek kişiliğiyle, gerek atlarla olan uyumu, gerek o kendi felsefesini açılığa, yarışçılığa aksettirmesiyle çok önemli bir değerdir. Gerek kişilik olarak, gerek jokeylik anlamında örnek bir jokeydir, örnek bir sporcudur. Tabii kolay şeyler de yaşamadı kişisel anlamda ve ailece. Kötü bir dönemden de geçti. Ben tabii biraz oturup kalkmıştığım olduğu için Selim Kaya'yla, aileyi de bildiğim için tabii altta yatan nedenleri kendimizce yorumlayabiliyoruz ama elbette kendisi daha sonra daha detaylı açıklayacaktır. Verdiği karar kendisi için de, açılımız için de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet. Eray, sana döneceğim ama şimdi Selim'le de zaman zaman hani sohbetimiz, konuşmalarımız oluyor bizim de. Ki özellikle son Kocaeli'ye artık biraz daha yerleşti. Çiftlik Kocaeli tabii. Hipodromu ve Kocaeli Hipodromu çiftlik arasında olduğu süreçte de sağ olsun yani hani bizim de sohbetlerimizin dışında hani atçılık anlamında da hakikaten çok özel bir insan. Yani Selim Kaya evet belki aktif jokeyliği bir şekilde bırakıyor olabilir ama o hiçbir zaman atlardan, hipodromlardan hiçbir şekilde kopma şansı yok. Kopamaz yani. Evet, kendi bir felsefesi içerisinde ki videonun içerisinde genel anlamda bu detaya da değinmiş Selim ama onun ben bir şekilde yine atlarla iç içe olacağını, sektörde bana göre çok çok iyi, yani en az jokeyliği kadar, attığım tweette de belirttim, en az jokeyliği kadar başarılı bir antrenör, menajer olabileceği, en az insanlığı kadar da, en az hani adamlığı kadar da, biz hep öyle deriz ya, insanlığı kadar da bu sektörün farklı yerlerinde başarılı olacağına
inanan taraftayım ki o akşam tweet'te de bunu paylaştım. O atlardan kopamaz ama belki hani hep bizim sektör, medya sektörü masanın o tarafı bu tarafı deriz bazen böyle reklamcılar masanın o tarafındayken bu tarafına geçti. Bence masanın o tarafından bu tarafına geçmiş durumda olacak ama o eli her zaman bir şekilde atçılıkta olacaktır. Belki yeni yeni jokeyler yetişecek. Aile büyük bir aile, evet. Çok kıymetli, çok değerli bir aile Türk atçılığı için. Dolayısıyla yeni yeni atlar yetiştirecektir. Yeni yeni sektör adına önemli işler yapacaklar ama bir şekilde atçılıktan kopacağına inanmıyorum. Gönül ister ki kararını bir kez daha gözden geçirsin. Yani ben kendi adıma açıkçası kendi beklentim kararını bir kez daha gözden geçirmesi yönünde diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun çünkü insanların hayatlarında aldıkları kararlara saygı duymak zorundayız. Yani çünkü bizler de zaman zaman belli kararlar alıyoruz, belli şeyler içerisine giriyoruz. Diyoruz ki ya bu kararı aldım diyorsun mesela, değil mi? Ondan sonra sağdan soldan gelen bir takım şeyler oluyor. O acabalara düşmek en zoru. Dolayısıyla bence en doğru kararı kendi verecektir ama gönlüm ister ki biraz daha devam ettirmesi yönünde. Çünkü çok özel değerler bunlar. Yani şimdi Selim Kaya, Halis Karataş, bu iki isim başta olmak üzere, bir Saadettin Boyraz baktığında bunlar hakikaten bu camiada hep at binsin istediklerini. Tabii ki yani sonuçta eşyanın tabiatı gereği belli bir dönem sonra herkes mesleğini belki farklı noktada devam edecektir ama dengedir onlar. Yani bugün Selim Kaya, Halis Karataş, Halis Karataş, Selim Kaya dediğin zaman bunlar bu sahanın dengeleridir. Bak söyleyeyim size. Dolayısıyla yarın öbür gün bu iki arkadaşımız da sonuçta belli bir süre sonra daha binecekler belki. Veya Halis de binecek, Saadettin de binecek bir sürede ama günün sonunda ben çok daha şeylerin çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Bir kere yani o saygıyı hak etmiş iki insan, ben net bir şekilde hatta üç insan dedim. Saadettin de o jenerasyondan olarak görüyorum. Ki üçü de hem mesleki başarılarıyla, hem insanlıklarıyla, hem atçılara karşı olan yaklaşımları ve tabii belli bir duruşlarıyla kendilerini yetiştirmeleri ve kendilerini açıkçası sektörde öyle bir yerde konumlandırdılar ki yani bir sürü insan en azından saygı duymayı biliyor bu insanlar. Evet sevmeyebilirsiniz, herkesin. Bu çok doğal. Sevin de olur, sevmeyin ama saygı duyurmayı başarabilmiş insanlar bunlar. Dolayısıyla ben hani o sacayak gibi görüyorum ama ne olursa olsun o bir ayağın eksilmesi olarak görüyorum Selim Kaya'yı da. Ama dediğim gibi elini hiçbir şekilde çekmeyecektir. Daha bu camiaya çok hizmet verecektir. Ne şanslı bir nesiliz ki diyorum ben. Yani hakikaten şimdi ben biraz iki jenerasyona birden yetiştim. Hatta üçüncüyü seyrediyoruz baktığımız zaman. Değil mi? Bir baş jokeyler şeyine Ekrem Kurt, Süleyman Aktı, işte Halis Karataş. Her dönem böyle bir şeyleri vardır değil mi baktığında? Herkes birbirine şey ama şimdi Halis Karataş, Selim Kaya bir ekoldür bunlar. Anlatabiliyor muyum? Baktığın zaman hani baş jokey şeyini en dolu dolu dolduran. Hani istatistik olarak, rakamsal olarak baktığında çok şey belki ifade etmeyebilir ama baş jokey dediğinde bu iki isim konuşulur. Halis Karataş, Selim Kaya ve birbirlerine saygılarını, sevgilerini asla kaybetmemiş ikildir bunlar. Selim Kaya programa geldiğinde her zaman söylemiştir ki bir cümlesi çok önemlidir onun. Ben bugün Selim Kaya olduysam Halis abi sayesinde olmuşumdur der. Çünkü Halis Karataş gibi bir rakibim olduğu için kendini geliştirmek zorundasın. Kendini geliştirme sürecinde bak bunu herkes söylemez. Anlatabiliyor muyum? Her mesle çünkü egolar bir şekilde bir yerlerin önüne geçer. Anlatabiliyor muyum? Yani der ki işte bak bizi bu yetiştirdi demez. Hep ben oldumcu olur herkes. Şimdi de mesela görüyoruz jokeylerde de. Ama her meslekte budur. Ben oldum. Bir kişi de ağzından demez ki şunun sayesinde veya şu var diye rakibim veya bu var diyemezler. Çünkü egoları onun önüne geçer. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama burada Selim Kaya o kadar sıfır ego, o kadar şey. Çünkü baktığın zaman en ciddi rakip. Ama hiçbir zaman da birbirlerine saygılarını kaybettiklerini, sevgilerini kaybettiklerini ben görmedim. Bu kadar senedir izliyorum. Çünkü konuya çok geniş perspektiften bakabiliyor Selim Kaya. Evet. Ve bu anlamda dediğim gibi bırakmasındaki neden yani bizim camiamız bir de nankör bir camia. Onu da açık ve net söyleyeyim. Detayına çok fazla girmeyeceğim. Bazı şeyler biliyorum çünkü. Ama nankör bir camia olduğumuzda ortada bazı anlamda evet vefakarızdır. Şudur budur bilmem ne ama bir süre sonra eğer birileri tekrardan böyle şey yapmazsa o insanlar unutulur giderler ve ondan sonra ah vah yaparız bilmem ne yaparız. Belki biraz şey olabilir ama bugün Selim Kaya ben at bineceğim dediği andan itibaren hani evet ben buradayım dediğinde millet peşine düşebilecek. O tabloda her zaman ilk 2'de ilk 3'te olur ya. Yer alırdı.
O biraz daha son dönemlerde senin de anlattığın gibi yaşamış olduğu ailevi sıkıntılar, problemler, kayıplar çok. Evet. Her insanın kaldıramayacağı yükü taşıdı omuzlarında. Kilo vermek için yaşadığı o süreçler. Bak o süreç, geçirdiği rahatsızlık, videonun tamamını izlerseniz abimin diyor Ramazan'a, Kaya'nın diyor şeyinde diyor. O tekrardan belli sağlık sorunlarını nüksetti diyor. Yani aslında çok yük taşıdı bir insanın. Omuzlarında taşıyabileceği gerçekten yükün üzerinde bir yük taşıdı. Herkes kaldıramaz o yükü. Herkes kaldıramaz o yükü ama sonuçta videoda söyledi. Yaradan'dan gelen bir şey. Onu bize nasip etti diyor. Onu diyor belki bize bir işaretti diyor. Onları taşıdık diyor. Zor bir işi başardı bunca yıl. Ama sonuç itibariyle böyle bir karar aldı. Saygılar sunuyoruz onun kararını ama gönül ister ki bırakmasın diye. Belki bir Kafkaslı da denk gelir de bir süre daha devam eder. Devam eder. Kafkaslı çünkü onu çevirmişti. Evet. Ama Fines dedi artık koşmak istemiyorum dedi. Aygır'a ayırıyoruz dedi onu. O anlamda da ben açıkçası hayırlısı olsun diyelim. Şey yapmıyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Yani keşke bir imkan olsa da çünkü zaman zaman bazı jockey arkadaşlarım şimdi isim verip de şey yapmam ama hakikaten yani insanlar haksızlığa uğradığı zaman bu mesleği bırakmayı şey yapıyorlar. Yani ya isimler çok önemli değil ama Selim Kaya gibi örnekleri var. Yani bırakacağım bir daha at binmeyeceğim. Etrafındaki de insanların şeyle tekrardan geri dönen arkadaşlarımız olduğunu da biliyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Destekleriyle. Umarım ki Selim de bu kararını bir daha bir gözden geçirsin diyelim. Sözü Eray'a bırakıyorum. Yani kolay değil. 1993 yılında başlayan 27 yıllık bir kariyerden bahsediyoruz. 2950 birincilik elde etmiş. Ben 2900 civarı olarak aklımda vardı. Yanlış bilgi vermemek adına da girip bakayım dedim. 2951. birincilik ve bu zamana kadar %25 birincilik yüzdesi. Bu kolay bir şey değil yani. Dolayısıyla muazzam bir başarı var ortada. Ha ben kararın erken alınmış bir karar olarak görüyorum. Onu baştan söyleyeyim ve yakın çevresindeki kişilerin de çok karardan memnun olmadığını biliyorum. Dün biraz lafladık. Yani isim vermeyeyim. Kendisine tabii. Çok yakın olan insanlar. Onlar da kararın erken olduğunu söylüyor ama nihayetinde Selim Kaya gibi bir tecrübenin, Selim Kaya gibi iyi bir jokeyin almış olduğu karar var. Tabii. Buna da bir şekilde insanların saygı duyması lazım. Çünkü geçmişte içinde bulunduğu durumda neler yaşadığını hiç kimse bilmiyor. Tabii. Yaşayan o, bilen o. Son 3-4 yıllık süreçte de maalesef çok talihsiz yıllar yaşadılar, zamanlar yaşadılar. Ailenin çok önemli insanlarını maalesef kaybettiler. Bu kararın alınmasında bence onların da çok büyük etkisi var. Ancak şu bir gerçek ki Selim Kaya son 25 yıllık yakın zaman diyelim, çok uzun bir zaman değil. Tarihin en iyi jokeylerinden biridir. Benim nazarımda da her zaman iyi jokey olarak yer alıyor. Alacak da. At binsin binmesin bu önemli değil. Bugün açlıkla ilgili jokeylerden konu açıldığı zaman ben jokeyleri saymaya başladığımda Selim Kaya'yı o jokeyler içerisine dahil ederim. Öyle bir jokey Selim Kaya. Onun dışında çok iyi bir insan. Onu zaten hiç tartışmaya gerek yok. İnşallah yolu açık olsun. Evet. Ne kadar daha at binecek, kaç tane daha at binecek bilmiyorum ama bindiği her gün orada onu izlemek isterim. Tabii tabii. Yani bu arada hani tamamen bırakmıştı bu süreçte at, o istediği sürece at binecektir seyirci. Ama yani onu keşke yalnız bırakma. Eminim ki Selim Kaya at bindiğinde insanlar ekranda onu daha bir keyifle izleyecektir. Onu da buradan paylaşıyorum. Tabii Selim Kaya dendiği zaman akla gelen atlar da var. Yani Selim Kaya sadece bir Selim Kaya değil. Bugün Ribella konuşulduğu zaman akla yine Selim Kaya geliyor. Bir Odin Odinan konuşulduğu zaman akla yine Selim Kaya geliyor. Yani dolayısıyla Selim Kaya sadece kendisinden ibaret bir adam değil. Değil. Çok da önemli izler bıraktı sahalarımızda. Onun da altını çizelim. Onu çok sevdiğimizi de bir kez daha söyleyelim. Peki. Hadi bir nostaljiye gidelim o zaman buradan. Bir nostalji yarışı izleyelim o zaman. 20 Mart 93'e gidelim. Şöyle Adana'da hani Adana'yı konuşurken biz zamanında hep böyle özlediğimiz şeyler vardır. Hani Adana'nın böyle özellikleri vardır. Ya eskiden işte Adana'da şu şöyleydi, eskiden Adana'da böyleydi. İşte o yarışlardan biri geliyor. 20 Mart 1993 arkadaşlar bulsunlar. Ekrana getirsinler. Bakalım izleyelim Adana'da hangi nostaljiymiş bir değerlendirelim. Dördüncü koşuya katılacak olan 3 yaşlı Arap tayları piste çıktılar.
1 numarayla Berdan, jokey Sedat Özölke ile 2 numarayla Ege Denizi, jokey Halis Karataş ile bu yarışta 3 numarayla kayıtlı Kalender isimli at daha önceden Komiserler Kurulu kararı ile yarıştan çıkartıldı sayın yarışseverler. 4 numarayla Sefa Bey, jokey Saim Harmanbaşı ile 5 numarayla Şerbaz, jokey Rasim Tetik ile 6 numarayla 7 Tuna, jokey Halis Yıldız ile 7 numarayla Arife, jokey İsmail Uzun ile 8 numarayla Ayaz, jokey Selim Kaya ile 9 numarayla Bozca Ada, jokey Orhan Ok ile 10 numarayla 2 Çıkmaz, jokey Tekin Kolcuoğlu ile 11 numarayla Feriştah, jokey İsmet Akkılıç ile 12 numarayla Gaddariye, jokey Ziya Mutlu ile ve 13 numarayla Şara, jokey Hüseyin Öztoprak ile bu koşuya katılıyorlar. Ve Ayaz da starttaki yerini alıyor. Taylar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkıştan sonra en dış kulvarda Feriştah, orta kulvarda Sefa Bey, onun da dışında Ayaz arasında bir liderlik uğraşı var. Orta kulvardan şimdi Sefa Bey atak yaparak grubun liderliğini almaya çalışıyor. Onun dışından şimdi Feriştah atak yapıyor. Feriştah atak yaparak grubun liderliğini alıyor. Onun dışına da Ayaz dolanıyor. Son 600 geçiriyor. En dış kulvardan Ayaz geliyor. Grubu bastırıyor. Koşunun liderliğini almaya çalışıyor. Bunu da başarıyor. İç kulvardan Feriştah'ın, gerilerden Çıkmaz'ın ve Bozcaada'nın da gayretleri var. En dış kulvardan tekrar Sefa Bey'in de yine de dış kulvardan bir boy kadar koşunun lideri Ayaz hemen yanından Feriştah atak yapıyor. Orta kulvardan Bozcaada'nın, onun içinden Çıkmaz'ın da gayretleri var. En dış kulvardan Ayaz koşunun lideri. Yine en dış kulvardan Sefa Bey'in de gayretlerini görüyorum. Hemen yanında Feriştah'la birlikte en iç kulvardan Bozcaada'nın da ikincilik gayretleri var. Bir boy kadar Ayaz koşunun lideri. Orta kulvardan Sefa Bey'in gayretleri var. Son yüze doğru geliniyor. Yine de bir boy kadar Ayaz koşunun lideri. Orta kulvardan Sefa Bey'in gayretleri var. Üçüncüyle iç kulvardan Bozcaada sarkıyor ve koşuyu iki boyluk farkla 8 numaralı Ayaz kazanıyor. 4 numaralı Sefa Bey ikinci, 9 numaralı Bozcaada üçüncü, 11 numaralı Feriştah dördüncü. Ayaz hazırlanıyor ve Ayaz da starttaki yerini alıyor. Taylar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkıştan sonra en dış kulvarda Feriştah, orta kulvarda Sefa Bey, onun da dışında Ayaz arasında bir liderlik uğraşı var. Orta kulvardan şimdi Sefa Bey atak yaparak grubun liderliğini almaya çalışıyor. Onun dışından şimdi Feriştah atak yapıyor. Feriştah atak yaparak grubun liderliğini alıyor. Onun dışına da Ayaz dolanıyor. Son 600 geçiriyor. En dış kulvardan Ayaz geliyor. Grubu bastırıyor. Koşunun liderliğini almaya çalışıyor. Bunu da başarıyor. İç kulvardan Feriştah'ın, gerilerden Çıkmaz'ın ve Bozcaada'nın da gayretleri var. En dış kulvardan tekrar Sefa Bey'in de yine de dış kulvardan bir boy kadar koşun lideri Ayaz hemen yanından Feriştah atak yapıyor. Orta kulvardan Bozcaada'nın, onun içinden Çıkmaz'ın da gayretleri var. En dış kulvardan Ayaz koşunun lideri. Evet, şimdi tabii 93 yılı 2 numaralı Ege Denizi'ydi değil mi? Halis Karataş'ın da 93, 20 kaç sene? 27 sene önceki Selim'in ilk 93 yılındaki bindiği atlardan biri Ayaz, ailenin atlarından ve Adana'nın o bizim sevdiğimiz düzlük yarışlarından bir tanesi. Hep özlediğimiz deriz ya, Adana'nın. Şimdi hep bu Adana'nın nevi şahsına münhasır işlerinden bir tanesi değil mi? Düzlük yarışı. Meşhurdur Adana'nın düzlük otay koşuları. Ama daha o zamandan yarış şeyi belli. En dışı almış hep denirdi çünkü. Dıştan gelin içerisi şeydir, ağırdır. İçe giren genelde kaybederdi. Şimdi bakıyoruz atlara da, baktığımız zaman ne atlar koşmuş. Şimdi anne baba olarak gördüğümüz atları görüyoruz orada da. Ayaz da onlardan bir tanesiydi. 93 yılında mesleğe ilk, değil mi Eray? İlk yılı. İlk yılında. Ve ikinci birinciliği. Ve ikinci birinciliği ediyor. Selim'in o dönemki yarışlarından biri. Arşivden bunu bulduk, paylaştık. Yani hem şeyi konuşalım. Mesleki, şimdi 27 sene önceki yarışı baktığında şu anda geldi. Hatta 28'e geldik. Evet, 2021 oldu. 28 sene önceki bindiği dönemler ve koskoca 28 yılda çok önemli başarılar elde etmiş bir isim. Nereden nereye neler şey yapıyor ve hep bu 28 yıl hep böyle üst sıralarda isim olarak anılmak yani çok başka bir şey.
Dolayısıyla bu anlamda da onu da tebrik edelim. Bir de tabii Adana'nın şu kumunu özledik. Adana'nın düzlük yarışlarını özledik. Sanki savaşa gider gibi kum kalkıyor. O yani. Arkada kumlar tabii. Şey olur biter. Ne bileyim ben geçmiş özlem var ya. Derece var mı? Yılbaşı öyle? Programlarında falan hep şey olur. Bakıyoruz yani yok işte o eski TRT programları falan paylaşıp geçmiş özlem sadece televizyon programlarında olmuyor. İşte bu tip yarışlarda da oluyor. Ben de vallahi açıkçası şimdi tay koşularından keyif almıyorum. Bu yarışı defalarca seyretsem bıkmam, izlerim. Ve en dış bariyeri de kapmış Selim. Oradan yapışmış oraya en hafif yer olarak gözüken yerde. Mesleğin ikinci birinciliği dedi herhalde. Dolayısıyla oradan paylaşım. İkinci birincilik derken jockey diyorum o zaman. Apprenti belki yanlış söylüyorlar. Şu da olabilir. İnternette de görünmüyor olabilir bir kısmı. İki birinciliğini zaten Fındık Yedi ile elde etmedi mi? Fındık Yedi Kumbiye ile jockey oldu diye biliyorum. Kayalık'ın. İzliyorsa kendisi de böyle öyle. Fındık Yedi ile ilk birinciliği al. Selim eğer izliyor olduğunu biliyorum da. Apprenti miydi burada jockey mi? Bu Apprenti miydin jockey miydin onu bir paylaşırsa sevinirim. Çünkü Ali abi jockey olarak şey yapıyor. Bu arada Ömer Altın mesaj atmış. Atçılık tarihimizde ilk birinciliğimizi 95 yılında Selim Kaya ile Tatlı Ses ile ilk birinciliğimize uzanmıştık. Selim Kaya ailesi olarak, şahsı olarak, yardımseverliği olarak atçılar çok uzun yıllar altın harflerle damga vurmuş bir isim. Sahalarda görmek istiyoruz. Bir Selim bir daha gelmeyecek bu camiaya. Tüm değerlerimizin kıymetini bilelim demiş. Yalnız o zaman drone çekimi falan mı vardı böyle o yıllarda böyle? Tabii o kule çekimi. Enteresan. Değişik görüntüler bak farkında mısınız? Farklı 3-4 tane farklı açı vardı. Farklı açıdan farklı görüntüler. Şimdi olsa tabii bu görüntüler keşke diyelim. Evet. 900 mü mesafeyle? 900. 93'te Apprenti'ydi diyor şey. Temizken paylaşmış. Bu yarışta, bu tip yarışlarda end startı çeken jokeyler. Ege Denizi'de Kemal Akyer'in atıymış. Kemal Bey'in atıymış. Onu da paylaşalım. Tay koşusu. Evet. Evet. Zaten Selim'den Mart, mesaj geldi. İlk yarışları Taylar. Şey diyor abi Apprenti'ydim diyor o zaman diyor. O zaman Apprenti denmiyordu diyor. Jockey hep olarak söyleniyordu diyor. Dolayısıyla ama maşallah yapayım. Hiç Apprenti ikinci birinciliğimdi diyor Selim de. Dolayısıyla ikinci birincini Fındık Yedi'yi bulamadık Selim ama ikinciyi Selim abi insan bir böyle bir değişik hareketler yapar ikinci birinciliği bile olsa. Yok, o zamandan daha işte yani şey belli hakikaten. Yani bu yarışları da özlediğimizi söyleyebiliriz herhalde değil mi? Ne bir şöyle ayağa kalkma var ne abuk subuk hareketler var. Atın üstündeki duruşu da belliymiş yani o zamanlar. Yani. Olacağı belli değil. Baş jockey olacağı belliymiş o zaman. Zaten ilk 6 birinciliğini ailesinin atlarıyla elde ediyor. Evet. Fındık Yedi, Küçük Tunca ve Ayaz. İlk 6 birincilik bu atlarla. Evet. Orhan Arabacılar, yarış yazarı büyüklerimizden, dostlarımızdandır. Merhabalar Hakan Bey, Tolga Bey ve Eray Bey. Herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Beğeniyle izliyorum sizleri diyor. Biliyorsunuz Habertürk'te en çok kayalar eleştiri yazısı yazan bendim diyor. Ama Selim Kaya'nın bu örnek davranışını taklit edip taklide değer görüyorum. Bu aldığı karar için bazıları sevinebilir ama Selim Kaya'nın Türkiye'nin nadide jokeylerinden birisidir. İçi dışı birdir. Bu aldığı karar tamamen gençlerin önünü açmak için de olabilir. Umarım bu örnek davranışıyla örnek de olur demiş. Saygılarımla Orhan Arabacılar paylaşmış. Peki o zaman bir nostalji daha gelelim araya. Hazır nostalji yarışlarından daha nasıl olsa Urfa Diyarbakır yarışları da şu anda yok. 12.30'da başlıyor. O zaman ben 10 Eylül'e gidelim diyorum. 2006 yılına gidelim. 10 Eylül 2006 yılına gidelim. Kaç sene sonra 93'ten? 7 koy 2015. 15 sene sonra gidiyoruz. Bakalım hangi yarış gelecek? Bir nostalji yarışı da 10 Eylül 2006'dan izleyelim. Sayın yarışseverler, 7. koşuya internasyonal Boğaziçi koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları koşunun yapılacağı Çin piste çıktılar. 1 numaralı Champs to Champs Selim Kaya ile, 2 numaralı Hücum İbrahim Halil Ketme ile, 3 numaralı Ilgaz Han Akın Sözen ile, 5 numaralı Rhodesian Winner Philip Minarik ile, 6 numaralı Songwriter George Boska ile, 7 numaralı Win River Win Saadettin Boyraz ile, 8 numaralı Hızel Bey'i Halis Karataş ile, 9 numaralı Scarface Mehmet Kaya ile,
ve 10 numaralı Annoş Ertuğrul Can Kılıç'la 7. koşuya Enternasyonal Boğaziçi koşusuna katılıyorlar. 1 numaralı Çemsu Çems de starttaki yerini alıyor. Atlar start hakim emrine girdiler. Start verildi ve Enternasyonal Boğaziçi koşusu başladı. Orta kulvarda 3 numaralı Ilgaz Han koşunun liderliğini yapmaya çalışıyor yavaş bir tempoda. Şimdi en düş kulvardan 9 numaralı Scarface gelip koşunun liderliğini aldığı gibi bir boy fark yapıyor. İkinciliğe düş kulvardan 1 numaralı Çemsu Çems girerken bunun sağrısında 7 numaralı Win River Win 1,5 boy kadar geride. 6 numaralı Songwriter 2 boy geride. 5 numaralı Rhodesian Winner hemen içinde 3 numaralı Ilgasan. Bunun sağrısında dış kulvarda 10 numaralı Aldoş. Yarım boy kadar içinde 8 numaralı Hızel Bey'i ve 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Hücum şeklinde 1800 startı geçirirken şimdi Scarface yarışı süratlendiriyor ve yaklaşık farkı 5 boya kadar çıkartıyor. Onu 1 numaralı Çemsu Çems kovalarken 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Win River Win 1600 startı geçirirken 4 boy geride 6 numaralı Songwriter 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Rhodesian Winner şeklinde 1200 startına doğru gidiliyor. Fark yaklaşık 6 boy ve 9 numaralı Scarface önde. Onu 1 numaralı Çemsu Çems kovalarken bunun sağrısında 7 numaralı Win River Win 1,5 2 boy kadar geride 6 numaralı Songwriter ve hemen yanında 3 numaralı Ilgaz Han şeklinde 1000 startına doğru gidiliyor. Farklar yaklaşık 5 boy önde. Koşunun lideri 9 numaralı Scarface. Yine onu 1 numaralı Çemsu Çems kovalarken 1000 startı geçiriyor ve Çemsu Çems'in sağrısında 7 numaralı Win River Win. 2 boy geride 6 numaralı Songwriter ve gerideki atlarda artık yavaş yavaş öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyorlar. Son 600'e doğru geliniyor. 4 boy önde 9 numaralı Scarface ikincilikte. İç kulvarda 1 numaralı Çemsu Çems. Hemen dışından 7 numaralı Win River Win ve bunların gerilerinden şimdi 6 numaralı Songwriter ve hemen içinden 8 numaralı Hızel Bey de atak yapıyorlar. Son 400'e doğru geliniyor. Farklar daha da azaldı. Şimdi orta kulvarda 9 numaralı Scarface. Gerilerden şimdi 7 numaralı Win River Win ve 1 numaralı Çemsu Çems atak yapıyorlar. En üst kulvardan da 10 numaralı Annoş ve 5 numaralı Rhodesian Winner de alıyor. Orta kulvarda Scarface. Dışında 1 numaralı Çemsu Çems. Baş başa son 100'ü geçiyorlar. Orta kulvardan Çemsu Çems hakim oluyor. Bir boyda fark yapıyor. Dış kulvardan Win River Win geliyor ama Murat Camcam'ın 1 numaralı Çemsu Çems isimli atı Enternasyonel Boğaziçi koşusunu kazanıyor. 7 numaralı Win River Win ikinci, 9 numaralı Scarface üçüncü, 8 numaralı Hızel Bey'i koşuyu dördüncü olarak tamamlıyorlar. Günün 7. koşusunu oluşturan Enternasyonel Boğaziçi koşusunu Murat Cavcav'ın sahibi olduğu 1 numaralı Champs to Champs jokeyi Selim Kaya ile kazandı. The seventh race of the day is the International Bosphorus Cup and the winner is number one Champs to Champs who is owned by Murat Cavcav, trained by Asım Dutal, ridden by his jockey Selim Kaya. Şu anda kupa törenini Winner Circle'leştiriyoruz sayın seyirciler. Kupayı vermek üzere Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Sayın Umur Tamer, kupayı almak üzere kazanan atın sahibi Sayın Murat Cavcav huzurlarınızda. The President of the Jockey Club of Turkey, Mr. Umur Tamer, will present the prize of the Bosphorus Cup to the winning owner. Daha önce kanıtlamış atınız, Champs to Champs ismi de öyle. Çok güzel, beklenen yarışı yaptı. Ve beynemlel müsabakalarda uzun mesafede hakikaten yabancı rakipleri geçmekte zorlanıyorduk. Fakat bugün ilk 4 dereceyi de bizim atlarımız elde etti. Tebrik ediyorum. Kupanın Ankara'ya gitmesi de başkente gitmesi de ayrı bir keyif. Başarılarınızın devamını diliyorum. Türk atçılığımızın dünya atçılığında tanınmasında en büyük katkı, büyük bir pay olan bu koşuyu kazandığım için çok mutluyum. Bu ekibime bu yarışı kazandıkları için.
için emeğe geçen tüm arkadaşlara huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Diğer at sahiplerinin de inşallah bu tür yarışlarda imza atmasını canı yürekten istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Selin'cim tebrik ederim. Çok güzel bir yarış bindin, çıkardın. Yani hakkınla kazandın. Çok çok teşekkürler. Tebrik ederim sana. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Devamını getir. Ben de Türk atçılığına ve Türk halkına çifte sevinç yaşattığıma inanıyorum ve bundan da çok gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet, Champs to Champs yine ülkenin efsane atlarından biri. Efsane jokeylerden Selim Kaya ile birlikte kazanma başarısı gösteriyor. Eray bir detay yakaladı şimdi biraz evvel. Bu yılla ilgili Selim Kaya'nın belki de en zirve yaptığı yıllardan biri olarak olursa 36 tane grup koşu birinciliği var. Muhtemelen bu jokeyler arasında da rekor olabilir yani. 36 grup koşu bir yılda. Bir yılda 36 yani, grup koşu galibiyeti. Kaç tane grup koşu var bir yılda? Onu bir daha inceleyip şimdi tek tek saydım. Bir bak bakalım. İşte, hakikaten çok birçoğunu kazanmış. Evet. Ve tabii çok önemli atları geride bıraktı. Burada baktığımız zaman Enternasyonel Boğaziçi'de Winner Ring gibi bir şampiyonla beraber potaya girdiler. Bizim hani göğsümüzün kabardığı yarışlardan biriydi. Ona vesile olmuştu ki zaten o birinciliği de ülkemize hediye ettiğini söylemişti. Burada da çok yine çok güzel, çok izlemekten keyif aldığımız, özlediğimiz atlar. Tabii camianın genelinden de çok tepki geliyor. Yani mesleğini bırakmasıyla ilgili çok tepki geliyor. Biraz evvel de reklam arası yarış izlerken ufak da bir 2005'te 52 grup birinciliği varmış. Düzeltiyorum, 38'miş burada da. Orada da 52 birinci. Demek ki rekor yine onda. Evet, 2015 yılında Selim Kaya'nın 52 grup birinciliği var diye bu rekor daha kırılmamış diye de kırılmaz. Camiadan gelen mesajlar. 52 grup birinciliği. Yani bugün bakıyoruz, wow, 9 tane grup kazanmış, bilmem ne kazanmış dediklerimiz, şöyle bir arkanızda bakın da arkanızda kimler geliyor? Yani böyle bir hani şimdi kızıyorum, ondan sonra kızınca da kızdı oluyor ben. Hani şey yapıyoruz birazcık, bir bakın arkanızda evet. Kimler var, kimler gelmiş, bir hani o beğenmediğiniz, burun kıvırdığınız şeyler var ya, büyükleriniz, abileriniz. Bir genel bir bakın bakalım. Nelerden, hangi yollardan geçmişler, gelmişler. Dolayısıyla maşallah yani hakikaten başarı. Ben hep söylüyorum yani Selim Kaya, Halis Karataş, bunlar çok özel isimler ve evet. Örnek alınması, her anlamıyla örnek alınması gereken isimler. İşte buyurun, 52 tane 2015'te grup koşu galibiyeti varmış. Zaten kaç tane topu koşu var. Camiadan dediğim gibi ilk buradan duyanlar, izleyenler olmuş. Tabii herkes internet kullanmıyor, herkes Twitter kullanmıyor veya işte belki sosyal medya hesapları yok. 31 Aralık'ta Mehmet Aya'nın yarış dergisi için yapmış özel haberdi bu, programın başında da söylediğimiz gibi. Dolayısıyla onlar tabii önemli bir haberciliğe imza attılar bu anlamda evet. Da. Dolayısıyla bak, düzeltmeler geliyor camiadan da. Selim'in fanları o kadar çok fazla ki 54 birincilik abi o diyorlar. 52 değil, 54 birincilik diyorlar. Evet. Yani rekor muhtemelen bu rekordu. Evet. Bu rekoru kendi kırdı. Kendi kırmış. Evet. Yani. 54 birincilik var diye de kırılması camiadan, Selim'in yok fanlarından canım. Da düzeltmeler geliyor. Dolayısıyla bu anlamda da hakikaten çok önemli bir rekor. Şimdi tabii güzel mesajlardan biri Tuğban Bey'den geldi aslında. Ona da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim ekip olarak. Camianın gerçekten renkli yüzü diyor. Güzel bir yemeğin tuzu biberi gibiydi diyor. Kararını kendisine ve ailesine hayırlı olmasını dilerken çok erken olduğunu düşünüyorum, düşünüyoruz diyor. Atçılığa daha faydalı olabileceği çok segmenti olacağı aşikardır. Keşke kararını bir kez daha gözden geçirse. Benzer minvalde birçok atçı dostundan gelen mesaj var. Camianın genelinden gelen mesaj var ama ben hani hep şunu söyleyeyim. İlk gece attığım tweette de olduğu gibi. Hani ben sektörün bir yerinde mutlaka yer alacağı, mutlaka bir şekilde bu sektöre hizmet vereceği kararını. Bak, bir kere en önemlisinde çok önemli bir şeye değiniyor. O videonun tamamını izleyin. Kamçı. Ya başından beri şu kamçı olayında hepimiz müzdaribiz değil mi? Yani bir atı zorla bir şekilde bir yere götüremezsin. Değil mi? Şimdi
Bak burada da bir önder oldu. Biz bunu daha önce defalarca at sahipleriyle birçok jockey arkadaşımızla konuştuk. Halis Karataş buraya bugün geldi konuştu. Neydi? Bir ataya dedik, aynı soruyu sorduk. Selim'e de sorduk aynı soruyu. Halis'e de sorduk son düzeye geldiklerini. Dedik ki yani kamçı giden, ya atta bir şey yoksa dedi ne? O videonun tamamında ona da dikkat çekiyor. Belki bunun önderi olacak. Belki yarın öbür gün gidecek apranti okulunda yeni aprantiler için de destek olacak onlara. Yani bir takım şeyler yapacak. Orada onlara öğretecek kamçı kullanmamak olacaktır. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Veya başka... Veya minimum sayıda kamçının gerektiği şekilde kullanılması. Ama o videoda şöyle bir açıklaması da var. Bunun tabii onayını bir şekilde alacağım diyor. Resmi olarak kamçısız yarışa çıkmak var doğru mu değil mi bilmiyorum ama... Ya alsam da kullanmayacağım diyor atıma diyor. Atlara diyor mesela. Burada çok önemli bir şeyin fitilini ateşledi aslında. Bir şey yaktı orada. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu da çok önemli bir şey. Küçük bir detay gibi gözükse de aslında belki de mesleği bırakmasında da videonun tamamını izlediğinde göreceksiniz. En önemli detaylardan biri ama burada diyor ki bir çağrıda bulunuyor. Bu da birazcık jockey arkadaşlarımız dinlesinler. O konuşmanın, o videonun genelindeki felsefeyi anlamaya çalışırlarsa eğer... Hani o hani atı döverek gitmeyeceğini, kafasına gözüne vurarak gitmeyeceğini ki zaten bu konuda çok ciddi önlemler alınıyor bunu görüyoruz hep birlikte. Gitmeyeceğini öğrenirler. En azından ne olursa olsun bunun fitilini ateşledi. Yine dediğim gibi birçok at sahibi dostumuzdan mesajlar geliyor. Birçok şey var. Çok sayıda diyorlar ki Selim yılını tam hatırlamıyorum. 4-5 sene önce sırf grup açık yarış kazandı şeklinde mesajlar var. 2014-2015 yılında. 2015 yılı işte. Evet. Halis Karataş 2021 yılına 6666 birincilikle girdi. Simetrik bu da dünya rekoru sanırım diye bir mesajlar var. Yani güzel tarafı ne biliyor musunuz? İşte bakın yani camianın ne kadar sahiplendiğini aslında bakıyoruz ama keşke bunu... Bıraktığı zaman değil, genel anlamda da herkes birbirine sahip çıksa, kenetlense güzel yanı bu olurdu diyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Bugün çoklu nostalji diyoruz. Çünkü hakikaten Selim Kaya'nın, ben üzüldüm kendi adıma söyleyeyim. Hatta biraz evvel Yaşar abi, ona da buradan saygılarımızı iletelim. Yaşar Esin. O da bu camianın renklerindendir. Yaşar abicim ellerinden öpüyoruz senin. Ben açık söyleyeyim. Tigem çok güzel satışlar yapıyor. Evet ama senin rengin bir başkaydı. Tabii ki. Yani senin o satışlardaki rengin bir başkaydı Yaşar abiciğim. Ellerinden öpüyoruz senin. O demin izlediğimiz atlarda duygulanmışlar bayağı. Hani o atların çoğunu satışlarda demin Ayaz'ın kazandığı ve orada koşulan atlarda çoğunu arttırmada biz sattık diyor. Bir sohbetleri de olmuş o esnada hemen şeyde konuştuk. Onu da ellerinden öpüyoruz. Allah uzun ömürler versin ona da. Evet gerçek, sağlık problemleri nedeniyle belki yapmıyor ama bugün hani Arap atçılığının kitabını yaz deseler değil mi baktığında o onun annesinin dedesinin tabii şusunun busunun her şeyini bilen biri. Hatta bu arada yoklamaya gecikenler vardı. Yoklama, ben unuttum daldım Selim Kaya'nın konusuna gelince. Yoklamamız tamamlandı diyelim. Bugün de yeni yılın ilk programı hadi şey sayıyoruz. Her hafta bir bahane buluyoruz bakalım. Ama bu hafta İdare da bu hafta da yeni yılın ilk programında tamam. Biz şey sayalım. Bizleri izliyorlarmış. Biz de selamlar. Herkese selamlarımızı selamlar iletiyoruz. Bütün aileye, Vahap abiye, Naim ablaya, bütün aileye selamlarımızı iletiyoruz. Herkese sevgiler. Yoklama tamamlandı. Süper. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Verin yarış arkadaşlar. Bir şey konuşacağım orada. Şimdi genel anlamda baktığımızda Yaşar amcanın şeyle Erkut Bey'le Erkut Şahin'le Elazığ'da gittiğimizde yani onların da çok fazla şeyleri var, hikayeleri var. Dolayısıyla anlattığında şunu söylemişti. Bir gün diyor o şeyle Hafiye'nin annesiyle ilgili bir mevzu olmuştu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Zübeyde ile ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam anekdotu. Yıllar sonra bir ağacın altında çiftliğe gittiklerinde baktıklarında tek tek atların bu onun kızı, bu onun şeyi, şu şunun şeyi diye sattığı atı o göz hafızasını anlattığını ifade etmişti. Erkut Bey'e de selamlar olsun buradan. Erkut Şahin'e, Elazığ'a. Yani canlı tarih Yaşar abinin Allah çok çok uzun ömürler versin. Kıymetini bilelim. Bence de. Özellikle dokümanter anlamında onun anılarını yani... Ben eminim ki bunu TJK TV'deki dostlarımız da mutlaka düşünmüştür diye düşünüyorum. Yani gidip orada evinde otursunlar, sabahlasınlar, onu çeksinler yani. Bence de. Yani o çünkü tarih. Yaşar amcanın şimdi genelde bir nesil özellikle son dönemde
tay satışlarında görüyorlar. Sanki işte o satışı sunan orada bir görevli gibi de belki algılayan yeni en azından atçılığa giren arkadaşlarımız vardır belki. O sadece buzdağının görünen yüzü. Tabii. Çok Arap atçılığını çok derinliği olan, Arap atçılığı tarihini çok iyi bilen, bu kan hatlarını çok iyi yıllarca gözlemlemiş, çok değerli bir gerçek manada atçıdır Yaşar Esin. Onun da ellerinden öpüyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Peki o zaman bir üçüncü nostaljimiz gelsin. Şimdi hani mesela Selim Kafkas'la çok özdeşleşti. Biz biraz da diğer kazandığı atları ben özellikle böyle bir şey yapalım dedim. Yine yıllar öncesine gidiyoruz. Biraz geriye gideceğiz şimdi. Bir ileri bir geri böyle şey oldu ama. Tarih olarak ben söyleyeyim. 29 Ekim'e gidelim. Ankara'ya gidiyoruz bu sefer. 29 Ekim'e ve Ankara'ya gidiyoruz. Bakalım izleyelim. Yine böyle Selim'le özdeşleşmiş atlardan bir tanesi, Selim'le özdeşleşmiş geçmişteki ekürlerden biri. Ve hep beraber bakalım kimmiş ve jenerasyon için önemli bir koşuyu kazanıyor bu Safkan. Sevgili yarışseverler, günün ikinci koşusuna katılacak olan Çaldıran Kupası koşusuna katılacak 2 yaşlı Safkan İngiliz tayları çim piste çıktılar. Sayın Tuğba Tetik'e ait 1 numaralı A tetik Bahri Konuk'la. Sayın Özdemir Atman'ın 2 numaralı Kalindası Engin Yalçın'la, Sayın İlyas Çoka'ya ait 3 numaralı Church Pictures Yalçın Akağaç'la, Sayın Selman Taşbey'in 4 numaralı Elixir isimli Safkan'ı Selim Kaya'yla, Sayın Fatma Paksoy'a ait 5 numaralı Fairblade Erhan Yavuz'la, Sayın Özdemir Atman'ın 6 numaralı Malkaçoğlu isimli Safkan'ı Fuat Çakar'la, Sayın İlyas Çokay'ın 7 numaralı Sadünatör isimli Safkan'ı Bekir Gökçe ile, Sayın Fuat Sönmez'e ait 8 numaralı Salto'a Yemen Tunç'la, Sayın Murat Cavcav'a ait 9 numaralı Teet to Teet Akın Özdeniz'le, Sayın İlyas Çokay'ın 10 numaralı Komso isimli Safkan'ı Ahmet Açı ile, Sayın İlyas Çokay'a ait 11 numaralı Pelmel Süleyman Aktı ile ve Sayın Erdoğan Şenocaklı'ya ait 12 numaralı Zilan Saadettin Boyraz'la. Numaralı Malkoçoğlu baksa yakın. 9 numaralı Teet to Teet'den sonra starttaki yerini almak üzere. Ve geri planda 7 numaralı Sadunator kaldı. Son tay olarak 7 numaralı Sadunator da starting box'taki yerini aldı. Taylar start hakemine girdiler. Start verildi ve Çaldıran koşusu başladı. 1 numaralı Atetik bir boy kadar geç koşuya başlıyor. Çoka ekürlerinden 10 numaralı Komso iyi bir start çıkışıyla koşunun liderini alıp farkı 4 boya kadar çıkartıyor. 9 numaralı Teet to Teet ikinciliğe giriyor. Bu tayın 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Church Pictures. Church Pictures'ın da 1,5 boy kadar gerisinde 4.liğe 12 numaralı Zilan girerken Zilan'ın 1 boy kadar içine de 11 numaralı Permel sokuluyor. Onun sayesinde da 5 numaralı Fayblade sırasıyla 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Önde 4 boy farklı liderin 10 numaralı Komso yine koruyor. Orta kulvardan bu metrelerde 9 numaralı Teet to Teet'in çabaları var. Bu tayın hemen içinde 3 numaralı Church Pictures. Church Pictures'ın 1 boy kadar gerisinde 5 numaralı Fayblade. Bariyer dibinde 11 numaralı Permel. Onun 1 boy kadar gerisinde 12 numaralı Zilan sırasıyla son 800 metre start yeri geçirdi. 2 boy farklı liderin 10 numaralı Komso koruyor. İkinciliğe 3 numaralı Ekürisi Church Pictures sokuluyor. Church Pictures'ın 1,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Teet to Teet. Hemen içlerinde 11 numaralı Permel. Dışlarında da 5 numaralı Fayblade sırasıyla onun da 1 boy kadar gerisine 4 numaralı Elixir geliyor. Hemen içinde de 12 numaralı Zilan sırasıyla son viraja doğru geliyoruz. Bariyer dibinden 11 numaralı Permel ve dış kulvardan 3 numaralı Church Pictures ekürleri 10 numaralı Komso'dan liderliği alıyorlar ve bariyer dibine yakın şimdi düzlüğe 11 numaralı Permel lider çıkıyor. Ortadan ekürisi 3 numaralı Church Pictures'ın çabaları var. Son 200'e doğru geliyoruz. 2 ekür arasındaki liderlik uğraşına dış kumardan 4 numaralı Elixir de katılıyor. İçeride Permel lider, dışarıdan Elixir saldırıyor. Permel'i yakalayan Elixir koşunun liderini alıp farkı 2 boya kadar çıkartıyor. Koşunun son yüzü geçirdi. 2 at boy kadar Elixir önde Çaldıran koşunu 4 numaralı. Elixir kazanıyor. 11 numaralı Permel ikinci oldu. Üçüncülük kararı 2 numaralı Kalinca ve 3 numaralı George Pictures arasında. Barış hakemlerinin kararına kalıyor. Evet sayın yarışseverler, Çaldıran koşusunu 4 numaralı Elixir isimli tay kazanırken 11 numaralı Pelmel ikinci oldu. Üçüncülük için 2 numaralı Kalinda ve 3 numaralı Church Pictures birlikte fotoğrafa girdiler. Bununla ilgili kararı barış hakemleri verecekler. Ve Sayın Selman Taşbek huzurlarınızda hep birlikte kupa törenini izliyoruz.
Selman'cığım 2000 yılının en iyi ikili İngiliz atını sahibi buluyorsun. İnşallah 2001 yılında da bu Gazi'nin İnşallah. Hazırlığıdır. İnşallah. Onu da Allah İnşallah. Size nasip eder. İnşallah. Sizi tebrik eder. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Bu kupa benim için o kadar büyük anlam taşıyor ki. Bu bir takım çalışmasının ürünü. Bunda gördüğünüz Haldun, Uğur, Meri, Selim, ahırda bulunan Musa, İlyas, aprantilerimiz hepsinin payı var. Bu takım çalışmasının aslan eliksirindir. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Şimdi ise kazanan atın jokeyi Selim Kaya'ya, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ziya Adalar bir şilt takdim ediyor. Evet, antrenör Uğur Karakoca'ya da Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gür Özbelge şiltini takdim ediyor. Evet tabii yıllar bakıyorsun aslında camianın birçok değerini görüyorsun. Yani şu koşudan hikaye yazarım. Neler biliyor musun? 10 bölümlük senaryo çıkar. Mesela al Royal Abjar'ı getiren attır mesela. KJ makinesi hatalı onu da yazarım burada. Evet. Eliksir öyle yazılmıyor. Eliksir diye I'la yazılıyor. I var ortada evet. Oradan da başlarız şey. Yani demek istediğim aslında hep hikayesi olan yarışlar. Hep konuşulacak çok şey. Kupa törenine git oradan da neler çıkar baktığında. Ekürler, İlyas Çokay'ın bir dönem Allah rahmet eylesin damga vurdu. Ekürü bitti dediği yarışta gelip Elixir'in ikisini birden geçmiş olması ki Pelmel olsun, Kompsu olsun, diğer atlar olsun. O dönem hakikaten gelen follerden biriydi ki Eray demin baktı koşanların tamamına yakını foll diyor o yarışta Çaldıran'da koşanları. Ve aynı zamanda bu Elixir'in bu yarışları sonrasında ülkeye Royal Abjar geldi onu da söyleyelim. Erdi mesaj atmış diyor ki aynı şey burada konuşuldu. Selim Kaya'ya bakınca bir anda Mehmet Kaya zannettim diyor şeyde. Hep bak üç farklı imaj. Şeydeki fark, buradaki imajı farklı. Evet. Selim seviyor değişiklikleri. O renkli kişiliğiyle birlikte. Dolayısıyla oyun da tabii kendi bir farklı özelliği. Yani sabit kalmayı şey yapmıyor. Sürekli değişiklik. O da hayatın bir parçası. Mesajlar geliyor okuyacağım o meslekle ilgili şeyleri ama... Hani yarışa da baktığımızda yine keyifle izlediğimiz yarışlardan bir tanesiydi. 21 sene önce Ankara Çaldıran koşusu baktığımızda. Evet. Tabii koşu da Ankara'da yapılmış. Artık İstanbul'da yapılıyor son yıllarda. Evet. Eray? Yani Elixir çok iyi bir attı ama biraz mesafe limitleri olan bir attı. Kısa ve orta mesafelerde 1600'lere kadar jenerasyona damga vurmuş atlardan biriydi. Burada da jenerasyonun diğer iyilerini ideal mesafesinde geride bırakıyor. Kolay da hakim oluyor aslında. Farklar öyle çok uzak gibi gözükmese de gelişi ve atlaması bir olmuş. Viraj üzerinde böyle bir şeyler olmuş aslında. Biraz gerilerde evet. Yok virajda. İşte şey arkalarda yani sıkıntı olmuş. 3 evet. veya 4 giden at biraz açılıyor. Rakiplerini de zor duruma düşürmüş. Evet. Evet. Eskiden de demek ki zaman zaman oluyormuş böyle şeyler. Yani ama o yani istekli değil. Evet. Yani bilerek yapılan şeyler değil onlar. Yani zaman zaman bu tip şeyleri görebiliyoruz. Pelmel önde gidiyor sarı beyaz formayla. Ya özlediğimiz formalar bunlar ya. Şimdi görüyorum da şuradaki şeyi. Bak burada. Ops. O şeye ekürlerden bir tanesi. 4 giden at. 2 giden şu anda. İşte Pelmel dıştaki kimse o. Komsu olabilir. Ve burada tam ekürü bitti diyor. Şeyde iki ekürü diyor spiker. Ama dışarıdan da Elixir koptu geliyor. Ve kuşun liderliğini alıyor. Ve net bir yanlış hatırlamıyorsam da çok tabii sükse yaptı bu yarışlarla Elixir. Tabii. Gazi koşusuna da girmesi biraz herhalde adli süreç neticesinde oldu. Mahkeme yoluyla Gazi koşusuna girmesinin önü açılmıştı diye de hatırlıyorum. Yine Çokay arasından... mesaj var. Selamlar iletiyorlar. İrfan kardeşimiz de diyor ki abi diyor Silver Quick Ege derbisini Selim Kaya bulabilir miyiz? Yani bulalım. Tamer'in oğlu var daha. Bu hafta Tamer'in oğlu var daha bir sürü şey. Bu hafta bu 3 yarışı dedik alalım. Önümüzdeki dönemlerde sıkça zaten yine Selim Kaya nostaljileri izleriz.
İşte dedim KJ makinesi hatalıymış, Elixir'de bu şekilde yazılmıyor. Elixir değil, Elixir. Elixir. İstanbul'da Evena Sprite'di değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Öz bakalım. Kardeşi olabilir. Öz kardeşi mi yoksa, tabii o da öz kardeşi. O da Royal İstanbul. Abşar. Royal Abşar Evena Sprite'di o da bildiğim kadarıyla. Evet, öz değil kardeş. Mi? İstanbul'da. Ve kupa töreni. Aquavita da öz kardeşmiş. Evet ve kupa töreni. Öncelikle tabii ebediyete uğurladıklarımız var. Kupayı veren Nur İçinde Yasin, Niyazi Polatyar büyüğümüz. Allah uzun ömürler versin Selman abiye, Selim'e, diğer dostlarımız var, büyüklerimiz var. Gürbe'ye yine aynı şekilde. Haldun abi. Haldun'un orada Uğur tabii abi. O yılları. Uğur Gencecik Karakoca Haldun aynı abi. Şekilde. Yani bir şey vardı aslında aklımda. Hep böyle şu kupa törenlerini, böyle geçmiş kupa törenlerinin canlandırılması böyle. O anki şahıslarla bulacaksın onları aynı mesela. Aynı kıyafetlerle. Aynı kıyafetlerle, şeylerle. Acaba nasıl olur demiştin böyle şey. Enteresan. Yani bu kupa töreni içinde genel anlamda bazı özel kupa törenleri vardır böyle geçmişte. O törenleri alıp böyle o şahıslarla işte hani before and after, öncesi sonrası evet. gibi böyle. Aynı ne şey olmuşlar. Onlar yapılabilecek. Bir film daha çıkabilir. Bir film daha çıkabilir. Aynen. Dolayısıyla kupa töreninde hatırlamış olduk. Burada bir kez daha. Selam olsun hepsine. Selam olsun selam diyelim olsun. Herkese. Biraz mesajlar var. Onları okuyalım. Sizlerden gelen bir bakalım hem Selim'le ilgili. Ondan sonrasında güzel abim kupayı alan kişiyi sen sandım inandımış. Selman abiyle çok benzetiyorlardı bizi bir ara. Kardeş gibi benziyorsunuz diye. Yok Selman abi o. İbrahim Ali Caymaz paylaşmış. Selamlarımızı iletelim. Yine Gökhan Demir, Elixir abi eskiden çok vardı İrlanda'dan ithal. Çok da başarılıydılar. Neden eskisi kadar yok? Böyle olmasa daha mı iyi bilmediğimden soruyorum. Saygılar. Şahsım adına çok memnundum. İre yazanlar, bültende İrlanda yazanları görünce ayrıca incelerdim diyor. Şebnem Fıçıcı yayınlar demiş. Tüm ekibe Tekirdağ'dan selamlar demiş Şebnem Hanım. Yine günaydın yayınlar. Yeni yıl herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Sevgili Hakan Bey, çok mütevazısınız. Aslında siz de bir değersiniz. Donanımınız ve bilginizle hem hocalık yapıp bilgilendiriyorsunuz hem de doğru ve yanlışı cesur yüreğinizde gereken yerlere iletiyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederiz diyelim ama ekip olarak biz bunu kabul edelim. Hakan abi, Selman Taşbek'teki değişim muhteşem demiş. Temel Takır paylaşmış. Yine Şahin Yıldırım, adam gibi adamlar Selim Kaya'yı pistlerde görememek bize üzüntü veriyor. Keşke bırakmasaydı mesajı var. Yine aşağıya doğru iniyoruz. Selim Kaya'yı sanırım rahmetli Ramazan Kaya'nın yerini de doldurmaya çalışıp at sahipliği yetiştiriciyle devam ettirip atçılığa katkı yapmaya devam edecektir. Güzel insan Selim Kaya bol şans demiş. Yeni yılın ilk programı ilkle başlamış olduğumuz 2021'in son müzik ekibine başarılar dolu bir yıl olmasını temenni ederim demiş yine Şinel Saytekin. Yalçın Aslan, Selim Kaya'ya selam olsun. Şahsınızda, ekip arkadaşlarınızda ve size de iyi yayınlar, nice yıllar demiş. Yalçın abiye de buradan selamlarımızı selamlar iletelim. Selamlar Yalçın abiye. Lale Hanım, Lale Atman. Selim Kaya bu camianın bir sembolü, güler yüzü ve çok başarılı bir jokeydir. Ve de gelecek planlamasında çok gerçekçi ve akıllı. Bu camianın bir anda değerlerinin alaşağı ettiğinin de farkında. Kamçı konusunda da çok haklı. Hayırlısı olsun, yokluğuna üzülürüm demiş Lale Hanım'ın da mesajı Selim Kaya ile ilgili. Birinci arasından sonuçtan selamlar. Yeni yılda da sizlerle birlikteyiz mesajı var. Yine gelen mesajlar çok okuyacağız tabii. Belki bir kısmını atlayacağız ama sonuç itibariyle hepsine selamlar. Selim Kaya'nın bundan sonraki hayatta ekürünün başına geçeceğini düşünüyorum. Jockey hayatındaki gibi çok iyi antrenör, çok iyi at sahibi olacaktır diye Engin'in mesajı vardı. Burada atlamayalım, onda tam yarım kaldı. Evet, çok iyi bir at sahibi, çok iyi menajer, çok iyi yetiştirici olacağını düşünüyorum demiş. Engin'i paylaşmış. Engin 53 paylaşmış. Yukarıda bakalım yine sizlerden gelen mesajlarda. Şöyle bir Sancar Şenol, nostaljileri izlemek çok keyifli. Selim Kaya bırakmasın. Herkese iyi seneler dilerim demiş. Süleyman Çeçen, Hakan abi merhaba, iyi yayınlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Nice seneler ederken. Hakan Bey, Selim Kaya'nın orijinal haline dikkat ettiniz mi demiş. Evet, bakalım şöyle. Uğur Şanlı, nice mutlu yayınlar Hakan abi, selamlar. Tekin Can Polat, Hakan abi merhaba, iyi günler, bir ricam olacak sizden. Selim Kaya, Sound of Silence 2000 yılındaki Kraliçe Elizabeth yarışını açar mısınız? İşte onları hemen anında çıkartamıyoruz. Öyle de bir durumumuz var. Bu arada tabii biz Diyarbakır
Urfa yarışları derken Adana başlamak üzere. Bugün biraz da bir nostalji ağırlıklı gittik. Selim Kaya ağırlıklı gittik. Halbuki konuşacağımız koşular da vardı. Bugün Yamanlar Bey ve Sürgün Tay'ı konuşacaktık ama ben şöyle yapalım diyorum. Yamanlar Bey ve Sürgün Tay'ın yarışlarını 27 Aralık'taki Arjantin koşusu ve Kanuni Sultan Süleyman'ı yarına bırakalım. Zira yarın biliyorsunuz Sürgün Tay'ın Ve fotoğrafı bir daha verelim arkadaşlar. Sürgün Tay'ın ve Halis Karataş'ın imzalamış olduğu fotoğrafı verebilirsek formayı da yarın izleyicilerimize vereceğiz. Halis Karataş imzalı Sürgün Tay forması ve kendi imzası. O da bir hatıra olacak. Tolgan güzel bir hatırlatma yaptı. Kazanan arkadaşımıza bir de bu fotoğrafı çerçeveletip biz onunla beraber verelim. Evinin en güzel yerinde saklar diye düşünüyoruz. Çünkü o da çok özel bir hatıra. Evet. Yıllar sonra baktığında efsane bir jokey ve onun atının forması ve imzalarkenki görüntüsü. Hepsi çok özel görüntüler. Bunlar olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Yarın konuşalım Sürgün Tay'ı ve Yamanlar Bey'in de. Süremiz gittikçe azalıyor çünkü. Mesajlarınız çok sayıda geliyor Selim'le ilgili. Ama tabii ki ben de buradan bir çağrıda bulunayım. Kararını yeniden bir kez daha gözden geçirsin. Aşı müracaatları ile ilgili bir tablomuz vardı. Arkadaşlarımız bir getirsin, bir bakalım tabloyu bir alalım ama yarın daha detaylı ve uzun konuşalım istiyorum. Verin arkadaşlar tabloyu, aşı müracaatları ile ilgili olan tabloyu. Şimdi Araplarda durum nedir? Bir tam ekran verebilir misiniz? Bizi alıp üzerinden konuşalım. Aşağıya şeyi koyabilirsiniz belki ya da bir anlık dursun böyle. Araplarda şu anda en çok müracaat eden, kısrak müracaat alan Taykut'u görüyoruz. İkinci sırada Uçan Bey, bu 31 Aralık itibariyledir. Yılma Başar, Serdümen, Kaya Yürekli ki sahip kontenjanıyla birlikte bakıyoruz o sıralamaya. Karayüzüm, Sadın Gücü, Sakarbaşı, 6. İsfrikya, Uçanoğlu, Gelibolu, Serhantay ve Denizim şeklinde devam ediyor. Ancak Araplarda biraz daha tabii yetiştiriciler bekliyorlar, beklemeyi tercih ediyorlar. Zira önümüz açık bir kura gibi herhangi bir durum söz konusu değil. Tablo yine bu şekilde devam ediyor. 31 Aralık itibariyle bu durumda Arap aygır müracaatları tabloda gördüğünüz üzere. İngiliz tablosuna gidelim. Orada konuşacak da bir şeyler var. Bir gelsin İngiliz tablosu. Şimdi burada baktığımızda Victory Galop, Kaneko, Authorized, Super Saver, Bodemeister, Victor Pisa ve aşağıda Luxor'un ikinci kuraya gireceklerini görüyoruz. Nedir ikinci kura? Yani burada toplam aşağı yukarı baktığımızda 250 de ona şey yapıyorum. Onda 250, 300, 400, 550, 650, 700, 650, 700 de ona. Yaklaşık 800'e yakın değil mi baktığımızda? Evet. Eksi bakiye gözüken. Yani 800'e yakın kısrak elenecek. Ve dolayısıyla 800'e yakın kısrağın da diğer aygırlara gideceğini de bunu da buradan söyleyelim. Yani dolayısıyla bu tablo aslında eleme kuralar sonrasında bambaşka bir şekil alabilir. Haftaya burada, değişir. Bambaşka bir şey haftaya değişecektir. Muhtemelen konuşacağız. Şimdi burada maviyle gözükenler kulüp aygırları. Victory Galop, Authorized, Super Saver, Bodemeister, Victor Pisa, My Boy Charlie, Lionheart. Bunlar bir tablonun ikinci tarafını da verelim. Orada da var mı kulüp aygırı bir görelim. Kluger var yeni gelen. O da kulüp aygırı. Ve buradaki listeye baktığımızda ne şekilde gidiyor? Smart Robin, Touch the Wolf ki Kemal Kurt'un kendi kontenjanıyla birlikte. Trapshot, Cremian Tatar, Kinova, Kluger, Copperfield, Hakim, Piano Sonata, Kluger, Markavelli şeklinde devam ediyor. Finnes, Lil Bornlet, Sidney Scandi ve Tokat'ı görüyoruz şu anda baktığımızda. İlk tabloya döndüğümüzde de bir kez daha bir bakalım. İlk tabloya getirsinler arkadaşlarım. İngilizlerin. Şimdi burada şunu görüyoruz. İlk tabloda. Şimdi kulüp aygırları dışarısında özel aygırlarda bakıyoruz. Kaneko, Luxor, Mendip. Yani kulüp aygırlarını dışarı bıraktığımızda yetiştiricilerin çok ciddi teveccüh gösterdiği Kaneko, Luxor var. Hemen arkasından Mendip geliyor. O da dolacak. O da muhtemelen dolacaktır. Çünkü o da 64. Bir fotoğraf videoyu alabilir miyiz lütfen? Videoyu bir alalım. 64, 5 tane de sahip konu. 64, muhtemelen o 800 kısrakla ikinci de Mendip'te dolacaktır. Çok rahat olacak. Ihtimalle. Dolayısıyla hemen aşağıda Eprov'u görüyoruz. Netivan, Good Curry, Tisway, Greystorm. Dönelim arkaya.
Smart Rubin, Taş Dwarf, Trap Shot, Crimean Tatar, Kinova, Kluger, Copperfield şeklinde devam ediyor liste. Dolayısıyla aslında bu tablo bambaşka bir hale gelecektir. Tekrar ilk tabloya dönelim geldiğimizde de. Dolayısıyla yaklaşık 800'e yakın kısrak. Bir de bunlara Haziran gebeleri var. Evet. Şimdi videoyu da koyalım. Haziran gebeleri var. Dolayısıyla bu tablo aslında bir hani ön sonuç gibi bir evet. şey gözüküyor. Ama 31 Aralık sonrasında muhtemelen o yukarıdaki Mendip, Ebro, bunlar da dolması çok yakın olacaktır. Oradan çünkü kaçanların çok büyük evet. ihtimalle dolduracaktır. Ve bana göre tablonun ilk 20-25 şu 30 aygırda gerekli teveccühü görecektir diye. İlk 30 aygır yani biz de ona göre belirledik tabii ki. Hem birinci tablo hem ikinci tablo 30 atta muhtemelen dediğiniz gibi bu şeyi görecektir. Gerekli teveccühü görecektir diye düşünüyorum. Çünkü 800 az bir kısrak değil. 750-800 arası. Bir de Haziran gebelerinden gelecek olanlar var. Baktığımızda çok... Bu sene çok var Haziran gebesi. Ki bu sene çok var Haziran gebesi. Evet. Geçtiğimiz pandemiden kaynaklı aynen. çünkü. Sıkıntılar olmuştu. Bizi de verelim arkadaşlar. Bir hep beraber izleyelim. Bir de şey de var abi. Evet. Hani ben nasıl olsa şu kuraya kalacakları ilk etapta yazmayacağım deyip bekleyenler de var. De var. Biraz daha görüp. Yani mesela ticari bakanlar da var. Yani taylarını satabilirim evet. düşüncesinde olanlar var. Şimdi baktığında mesela hani Victor Golob tayımı satarım diyor. Kaneko'ya yazıyor, Authorized'a yazıyor, Luxor'a yazıyor, Mendib'e yazıyor. Bu tayları nasıl olsa çok yüksek bedelle evet. satılıyor şeklinde. Başarı ortada zaten. Başarı da ortada. Evet. Bu anlamda baktığımızda hani önümüzdeki hafta biz bir başka tablo konuşacağımıza eminim. Bunu detaylı, bu tabloyu detaylı bir şekilde zaten Salı günü gündem yetişecek programında da konuşuyor olacağız. Ama 31 Aralık itibariyle aşım sonuçları bu şekilde. Bir de bu tabloyu şöyle okuyabiliriz. Yetiştirici ne olursa olsun kulüp aygırlarına güveniyor. Kesin. Diyor ki hani şimdi reklama girmesin diye şey yapmıyorum. Hani böyle büyüklerimizin şeyi vardır. Mesela şimdi çok da yanlış bir cümle kullanmak istemiyorum. Hani hep böyle o geleneksel olan iyidir şeyi vardır ya. Geleneksel işte paranı nereye yatıracaksın? İşte şu bankaya. Neden? İşte evet, o geleneksel doğru. bir bankadır. Ya da ne bileyim hangi diş macununu kullanıyorsun? Şu yıllardır o. Hani baktığında kulüp o güveni vermiş durumda. Dolayısıyla yok ben kulüp aygırlarına bir şekilde yazayım. Güven demeyelim evet. de belki hani yani önce bir kulübe diyor şey yapayım diyor. Ticari baktığında Victor Golob, Kaneko bunların tayları çok şey yapılabiliyor. Baktığımızda yazılıyor. Luxor, Mendip bunlar hep iyi gören aygırlar. Bir de onu düşünebiliriz. Hep kulüp aygırlarının üst üste de olmasında böyle okudum. Sizin var mı farklı düşünceleriniz yani, ilave ederiz? Ben de benzer şekilde düşünüyorum. Özellikle şurada bir iki aygır var. Ara ikiye de dönelim. İkinci tabloya da dönelim. Henüz artık. Yavruları koşmamış Türkiye'de. Ama kulübün aygırı olduğu için orada bir güven var. Nasıl olsa kulüp kaliteli bir aygır getirmiştir bize diye. Yetiştiricilerin yıllardır deneyip yanılmadıkları sonuçlarını başarıyla aldıkları bir durum var. Öyle olunca da güven hat safhada. Atıyorum şurada bir iki aygır var mesela isim söylemeyeyim. Kulübün olmasa belki bu kadar rağbet görmeyecekler. Katılıyorum. Bir de şey yani hakikaten bu listede ikinci sırada da gene isime girmeden belki evet. de. Çünkü hani şey yani elenirse üzüleceğim aygırlar var içlerinde. Çünkü hakikaten bir değer olup şey bu arada gerçekten. Şimdi zaman zaman promosyonlar oluyor dedik ya yetiştiricilere yönelik. Tekrar ilk tabloya dönelim. Buradan bir onu paylaşmak isterim yetiştiriciler için. En azından ilk tabloya dönelim arkadaşlar ve fark etmez dedi. İlk tabloya başlayalım. Bire dönelim. Veya ikide de ara sıra dönüp yani sabit kalmasın. Şimdi Runaway and Hyde aygırı biliyorsunuz dolayısıyla. Evet. Oradan şöyle bir yetiştiricilere bir çağrı geldi paylaşayım. Kura'dan dönen, bakın kura'dan dönen ve Runaway and Hyde aşım müracaatında bulunan yetiştiricilere K3'ü geçtikten sonra 6000 lira nakit olarak bir para veriliyor. Yani dolayısıyla aslında baktığınız şu, aşım bedeli 18 yanlış hatırlamıyorsam, onu bir şekilde dolaylı olarak K3'ü geçtikten sonra, çünkü neden K3'ü geçtikten sonra? Gebelik kesin gebeliği, oluyor. Onun zaten geri dönüşü belli bir oranda. Yani bir şekilde aşım parasına katkıda bulunmuş olmuş oluyor ve nakit olarak ödeniyor. Yani Runaway and Hyde eğer kura'dan dönenlerden söylüyor bunu. Kura'dan dönenlerden yazın bana gelirse olur. Diyor ben K3'ü de geçtikten sonra o yetiştiriciye diyor.
kendim diyor katkıda bulunmak amacıyla diyor 6000 TL nakit olarak ben ödeyeceğim diyor Aygır sahibi. Dolayısıyla aşım bedelinden de bir şekilde doğumdan sonraki aşım bedelinden de bir şekilde katkıda bulunmuş oluyor bir sene öncesinden. Dolayısıyla böyle bir promosyon var artık katkı var diyelim çünkü çok ciddi bir durum söz konusu. Kimi yetiştirici diyor ki ben zam yapmadım diyor çünkü geçen sene ben sabit tuttum fiyatımı diyenler var. Trapişat örneğinde olduğu gibi. İşte Mendip örneğinde olduğu gibi benzer örneklerde oluyor. Sabit tutuyor. İndirime gidenler var. Yani bunları da biz buradan paylaşalım, duyuralım. Ama özellikle dün Runaway Hunt ile ilgili böyle bir paylaşım geldi. Onu da sizlere aktarmış olayım dedim. Eğer sizlerden gene bilgi varsa paylaşmamı istediğiniz hiç sınırsız hangi aygır sahibi, hangi aygır olursa da burada paylaşabiliriz bu tip yetiştiricilere. Eğer şeyleriniz varsa. Bir Adana'ya gidelim. İlk koşuyu izleyelim. Ondan sonrasında yeniden konuşacağız. 6 numaralı Prinses Amrita ve 3 numaralı Çeçen kızı dışarıdaki Taylar. Üç numaralı Çeçen kızı 2 numaralı baksan çıkış yapacak. Baksa yakın. Çeçen kızı yerini aldı. 6 numaralı Prinses Amrita var dışarıda. Bu tay da baksa yaklaştırılıyor. Prinses Amrita da yerini aldı. Birinci koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. İlk metreler geçildiğinde 5 numaralı Görkem Baba liderliği aldı. 2 boy gerisinde 8 numaralı Nallıhan. Onun dışında 9 numaralı Baba Geçkel Bariyer. Dibinde 2 numaralı Kro Magnon var. En dışta 4 numaralı Çetebaşı. Ortada 6 numaralı Prinses Amrita. Bariyer dibin 3 numaralı Çeçen kızı tutuyor. Ve Taylar son 800 geçiyor. 5 numaralı Görkem Baba bir boy önde. Dıştan 4 numaralı Çetebaşı ikinciliğe sokuldu. Ortada 6 numaralı. Ortada 8 numaralı Nallıhan. İç kulvardaki numaralı Kro Magnon var. Daha sonra 6 numaralı Prinses Amrita iç kulvarda. Dışında 9 numaralı Baba Geçkel sırasıyla son 600 geçiliyor. Kro Magnon ikinciliğe girdi. Öndeki 5 numaralı Görkem Baba'yı kovalamaya başladı. Dışta 4 numaralı Çetebaşı üçüncülükte. 2 boy geride 8 numaralı Nallıhan. İç kulvarda 6 numaralı Prinses Amrita sırasıyla Taylar son 300'ü geçiyor. 5 numaralı Görkem Baba 3 boy katlar önde. 2 numaralı Kro Magnon ikincilikte bu tayı yakalamaya çalışıyor. Daha geride dış kulvarda Baba Geçkel ortada Çetebaşı var. Son 200'ü de önde geçiyor. 5 numaralı Görkem Baba farkı 4-5 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Kro Magnon'un önünde son 100'ü de önde geçiyor. 5 numaralı Görkem Baba Kro Magnon farkı azaltmaya çalışıyor. İç kulvarda 1 numaralı Alperen Bey de var. Son 50 geçildiğinde liderliğini koruyor. 5 numaralı Görkem Baba Kro Magnon'un önünde koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Alperen Bey 3. 3 numaralı Çeçen kızı 4. 9 numaralı Baba Geçkel 5. oldu. 5 numaralı Görkem Baba Velat Demir'le kazandı. Evet, Görkem Baba kazandı 15 lira Ganyan'la. Birinci altılı Ganyan Adana'da cazip bir başlangıçla açıldı. İki altılı Ganyan var, birinci altılı Ganyan. Pardon, 5-20 mi 15-20? Son anda değişti. 5-20 Ganyan'la bir başlangıç oldu diyebiliriz. Pekala, ne yapıyoruz şimdi? Yorumlara. Yorumlara yavaş yavaş geçebiliriz bugün zira... Tolga senden Adana yorumlarını alalım. Adana yorumlarını... Ben İstanbul'um bugün.
Ha İstanbul sen. Peki evet. Adana için bizden yani var değişti mı? Bu şeyler. Peki benim kağıdım ne? Benim Adana hangimizde için... arkadaşlar benim şey burada? Evet. Süper. Adana için 3. koşuda Equinox Dakota tutuyorum. Evet. 4. koşuda Kalagay tutuyorum. 5. koşu Pitane mesafesini buldu. 6. koşu Mahalle Güzelliğine çok güveniyorum. 7. koşu Hür Adam'ın bu hafta çok iyi durumda olduğu bilgisi var ekipten. Mutlaka ama mutlaka değerlendirilsin. 8. koşu zor bir koşu. Kalabalık tutmakta fayda var. Keza 9. koşuda da çok ciddi ön plana çıkaracağım bir isim yok. Son koşu da zor. Yani biraz kolay başlayıp zorlaşıyor altılı gayen. Evet. Eray? Ben son koşu Alcandros tutuyorum. Alcandros. Günün limanı tercihim de o olacak. Pekala. Ben de Adana için o zaman şöyle bir başlangıç yapayım. İlk ayakta ya da ikinci koşuda mesela burada şey tutuyorum. Onu söyleyeyim. Anka kızı tutuyorum. Bir numaralı Anka kızından iyi bir yarış bekliyorum. Zira çok güçlü bir pedigrisi olduğunu söyleyeyim Anka kızının. Annesi Çido biliyorsunuz şeyde de çok yakın akraba. Son Martı evet. La Kardeş. O da Ferit Baba'nın babası. Çok iyi bir anne kanattı var. Anka kızı. Dolayısıyla ikinci koşuda bir numaralı Anka kızı benim şans verdiğim isim. Tuttuğunuz şeyler olabilir. Burada öbür koşuda Equinox Dakota normal şartlarda bence üçüncü koşuda geçmesi lazım bu rakipleri. Rakip olarak yani Castle Rising ama yani atın adına bir şeyim burada. Yani Castle Rising adının bir ata konulması. Neden? Çünkü zaten açık söylemek gerekirse yani yılların atı, yılların aygırı ve yani bu camiada yani bu tip isimlerin konulmasının çok karşısındayım açıkçası. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla bunu da paylaşmak isterim. Evet, gelelim aşağıya doğru. Equinox Dakota'dan sonra Castle Rising ve rakip yine Hüsrevan'da rakiplerden biri. Kalagay yine dördüncü koşuda ilk şans verdiğim isim. Rakip Berat Efe Günsalar ve hatta Süskün bir sürpriz yapabilir. İlk ayakta ikinci altılıda Miss Carnelian tutuyorum mutlaka bulunsun. Reina de Diamantes 8 numara. Yine aynı şekilde 7 numaralı Princess Golda, 6 numaralı Pitane benim tuttuğum isimler. Yine öbür ayakta biraz değişik, zor bir yarış ama Malya Güzeli'nin son ikinciliğini çok beğendim. 5 numaralı Malya Güzeli'nin. 1 numaralı Çömlekçi Kızı ve ilk kez koşacak olan 2 numaralı Derya Deniz bence iddiası yüksek isimler olacaktır. Bu koşuda Malya Güzeli'nin rakipleri olacaktır. Yine 10 numaralı Tatlı Uçar'da üçlü kağıdıyla rakiplerden biri olabilir. Ondan sonraki koşuda ilk şans verdiğim isim Taşkır. 6 numaralı Taşkır özlediği birinciliğe yakın gözüküyor. Rakip arayanlara 1 numaralı Hür Adam, 3 numaralı Atom Saçan Hışman Çizik'le bence ilk öncelikli rakipler olabilirler. Hatta 5 numaralı Palas Ali'yle. Kurtuluş koşusunda ise 2 numaralı Sümelhan ilk şans verdiğim isim benim yine. 6 numaralı Fire of World en ciddi rakiplerden biri olacaktır. 4 numaralı Bırakın Gitsin. 1 numaralı Alaçatı Ağası ve tabii ki 7 numaralı King Berkay ki mutlak surette değerlendirilmeli. 5. ayakta ben açıkçası ilk tuttuğum isim Flying Girl, 3 numaralı Flying Girl. Rakibi ise 4 numaralı Gökbörü ve 10 numaralı Şah Hanım olur kanaatindeyim. Günün kapanışında ise bana göre de 6 numaralı My Pride. Ahmet Çelik derse sanki bu koşuyu kazanır. Liman olabilir. İkili oynayanlar veya arkasına atarayanlar 10 numaralı Alcandros ve 5 numaralı Humbara'yı dikkate alabilirler ekürisinin katkılarıyla diyelim. Ve İstanbul'la ilgili görüşlere gelelim. İstanbul'da alışılagelmişin dışında bir program var. Tek altılı ganyan bugün seyredeceğiz. 7 koşulu yarış programı. 2. koşuyla birlikte de altılı ganyan start alacak. 3 numaralı 5 kazalı. İdman pistinde zaman zaman gördüğüm ve eşkal olarak da çok beğendiğim bir isim 5 kazalı. İlk şansı bu isme veriyorum. 7 numaralı Altın Bartın, yarış görerek, yarış koşarak kondisyonunu korumaya çalışan bir isim. Güzel eşkaliyle bu da dikkat çekiyor. Altın Bartın ikinci sırada önereceğim safkan olacak. Sonrasında 4 numaralı Hasret Köprüsü bu yarışa iyi hazırlandı ve bu da bizim ahır komşusu atlarımızdan bir tanesi. İyi de görüyorum safkanı. Güzel de bir ahır bakımı var. 3. sırada Hasret Köprüsü diyorum.
Gördüğü yarış sonrasında kondisyonunu geliştiren ekrandaki 5 numaralı İlsum ve son olarak sürprizde de 9 numaralı Aynalı Çarşı'ya bir çarpı atalım. 3-7-4-5-9 ilk ayaktaki sıralama. Evet, Eray'ın sıralaması çok önemli tabii ilk ayakta ama önemli bir şey daha var, reklam var. Dolayısıyla bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Eray'ın sıralamasıyla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Baş hükümdar. Her türlü pistte kazanma başarısı gösteren baş hükümdar bu sezon aşımlara başlıyor. Mükemmel konformasyonu ve eşsiz pedigrisiyle göz kamaştıran baş hükümdar sadece 2 sezonda 3 milyon lira ikramiye kazanırken jenerasyonunun en iyi temsilcisi oldu. Baş hükümdar bu kez kazanmayı başardı. Paralar koşusunu Özcan Yıldırım da start alan 4 numaralı baş hükümdar kazanıyor. Şampiyonlar veren efsane 26 kemiği ötülü rakın soyundan gelen baş hükümdar kendisi gibi şampiyon basıplı taylar için bu sezon kısraklarınızı 12.500 lira aşım bedeliyle Mahmudiye Pansiyon Hara'da bekliyor. Tüm zamanların en başarılı Amerikan aygırlarından Tabit'in oğlu. Tüm dünyada hem erkek hem de dişi taylarında benzer başarı. Ülkemiz pistlerine tam uyum. Restless Rider wins it. Fish Trap Road has won the Dwyer. Crown in her throne for Hotshot Anna, victorious in the Masters. Şaşkova liderliğini sürdürüyor ve koşuyu da kazanıyor. Son 50 geçirirken avantajını koruyan 7 numaralı Tapit Girl, Hanis Karataş'la kazanıyor. Ortam temposuyla 7 numaralı Tapit Girl, fark 3 bölgeden çıkartarak birinciliğin pozisyonu Hanis Karataş'la kazandı. Trap Shot ile fark yaratın. Fines. Sadece 5 sezonda 14 grup koşu galibiyeti ve 21 grup tabelası ile tam bir efsane. Koştuğu yarışlarda 7,5 milyon lira ikramiye kazanırken mükemmel konformasyonu, şampiyonlar veren pedigrisi ve göz kamaştıran eşkaliyle şimdi yetiştiricilerin hizmetinde. 3 numaralı Fines kazanıyor. Ülkemiz pistlerine son derece uyumlu kanatlıyla şampiyon Fines 15 bin lira aşım bedeli ve canlı tay garantisiyle İzmit aşım istasyonunda kısraklarınızı bekliyor. Beklenen isim şimdi Hara'da. Denizim. Seklavi hattının en başarılı temsilcilerinden yarış hayatı boyunca 5,5 milyon lira ikramiye kazanmış muhteşem bir aygır. Bir büyük kupada sahibini buluyor değerli yarışseverler. 14 numaralı Denizim Halis Karataş'la kazanıyor. Çim, kum, sentetik her türlü pistte yarış kazanmış gerçek bir şampiyon. Toplam 14 birincilik 20 tabeliyle yeni nesil aygırlar arasında fark yaratan Denizim sadece 12.000 TL aşım bedeliyle Mahmudiye aşım istasyonunda kısraklarınızı bekliyor. Babası gibi gerçek bir şampiyon tay için tercihiniz Denizim olsun. Copperfield artık Hara'da. Copperfield önde, en süratli önde. Giden benim dedi ve kazandı. 10 numaralı Copperfield kazanıyor. Yarış hayatı boyunca koştuğu iki yarıştan birini kazanan
1000 ve 1200 metre çim pist rekorlarını elinde bulundurup 12'si grup koşusu olmak üzere toplam 17 yarış kazanan şampiyon Copperfield bu sezon kısraklarınızı bekliyor. Uçan Kral, tam bir şampiyon. Bugüne kadar en yüksek bedelle satın alınan arabatı. Mükemmel eşkal ve kusursuz konformasyonu ile artık kendisi gibi şampiyon vasıflı taylar vermek üzere Akmeşe Gül arasında bu seneki tercihiniz Uçan Kral olsun. Akmeşe Gül arasında ücretsiz olarak aşımlara başlıyor. Yetkili Ümitcan. Telefon 0530 308 6513. Gerçek bir şampiyon, mükemmel eşkal, kusursuz konformasyon. Uçan Kral. Tuburutuz. Dünyaca ünlü skateboardinin şampiyonu oğlu. 2, 3, 4 ve 5 yaşlarında Şili ve Amerika'da grup, stakes, birincilik ve tabelalarıyla çok farklı. And they have turned this into a rock. Tuburutuz. Şimdi İzmit Aşım İstasyonu'nda 10.000 TL aşım bedeliyle yetiştiricilerin hizmetinde. Segundo Celerino Fácil Tuburutuz y gana Tuburutuz a Celerino Tercero Pinipalo Cuarto White Sox. Tuburutuz ile fark yaratın. Luxor, Strike the Gold, Sun Music, Setrin, Cihan Yandı Lütfiye. Türkiye pistlerine uyumlu ve şampiyonlar veren kan hattı. Greystorm. Çaldıran, Sakarya, Erkek Tay Deneme ve Gazi Koşuları galibi Ankara Koşusu ikincisi. Greystorm. Sürat, dayanıklılık, kısa, orta ve uzun mesafede kazanan şampiyon. Pistlerde yıpranmayan, sinirsel enerjisi yüksek Greystorm, İdeal aygır konformasyonu ve dengeli, verimli pedigrisiyle yeni şampiyonlar için 2021 aşım sezonunu bekliyor. Talim alışına güle güle çende yelday! Talim alışından sağlı gücü ortadan! Talim alın koşuyu kazanıyor! Efsane Josh'ın en fazla kazanan 3 yavrusundan biri. Arap yarışçılığının gazisi, Grup 1 Hatay koşusu dahil 3 Grup 1 koşudan zaferle ayrıldı. Talip Han. Çiçeği burnunda aygır Talip Han, 10 bin lira aşım ücreti ve canlı tay garantisiyle Mahmudiye pansiyonu aradı. Yalnız Efe. Şampiyon aygır familyasından gelen Yalnız Efe, ünlü Tamer'in oğlunun en fazla kazanan iki yavrusundan biri. Grup 1 Hatay ve Grup 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi koşulları başta olmak üzere 2 Grup 2, 6 Grup 3 yarış kazandı. Yarış kariyerindeki toplam kazancı 3.6 milyon lira. Yalnız Efe. Yalnız Efe, çim kum, uzun kısa ayrımı yapmaksızın inatçı yarış karakterini yeni nesillere aktarmak için 4000 lira aşım ücreti ve canlı tay garantisiyle Mahmudiye pansiyonu arada yetiştiricilerimizin hizmetinde. Liderleri koruyan 8 numaralı Yalnız Efe 23 Nisan koşusunu kazanıyor. Scarino no Gold che vince il Gran Criterium alla grande per la seconda moneta all'interno Bahamas che appare Mina Walza Elliot und jetzt kommt Es ist aus. Wiener Walzer, Wiener Walzer, Wiener Walzer hat gewonnen. Und zweiter war noch Sordino. Wiener Walzer, Sordino, Tappen. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Eray'daydı sıra. Eray'ın yorumlarını alalım. Evet, ben 2 numaralı Hasiba Kız'la başlamak istiyorum. Sebebine gelince kazanmış olduğu yarışların ardından sürekli kısa vade ve grup koşularda
boy gösterdi. Sentetik pistte start almış olduğu koşuların büyük çoğunluğunda etkili performanslar sergiledi. Bu sebeple öncelik 2 numaralı Hasiba Kız'da. 5 numaralı İsum ise 6 aylık tedavi sürecinin ardından 2 yarış gördü. Biri Kocaeli, biri İstanbul'da artık bence yarış kazanacak kıvama geldi. 2 ve 5 ile İlkay'a kısaltabiliriz ancak imkanı olan dostlarım 1 numaralı Karbatur ve 3 numaralı 5 kazalıyı da ilave edebilirler. Evet. 2 numaralı Hasiba Kız konusunda katılıyorum. İlk şans verdiğim isim öncelikle şansa sahip olacaktır ve son koşularına sert gruplardaki başarılı yarışları sonrasında bugün iddiası yüksek. 7 numaralı Altın Bartın'dan iddialı bir yarış bekliyorum bugün. Bana göre en ciddi rakip 7 numaralı Altın Bartın olacak. 3 numaralı 5 kazalı. 6 numaralı Rumeli Hisar'ı son koşusunu kazandı. Şeytanın bacağını kırdı. Bugün yine Rumeli Hisar'ından iddialı bir yarış gelebilir. Dolayısıyla 4. at olarak yazalım dedikten sonra 2-7-3-6 bu dörtlüyü ayırt etmiyorum. Ancak zorlu bir mücadele. 4 numaralı Hasret Köprüsü, 1 numaralı Karbatur ve 5 numaralı İlsun. Yerimiz kalırsa ilave edeceğimiz isimler olsun. 2-7-3-6 hatta 4 numaralı Hasret Köprüsü. Çok daha sonrasında 1 ve 5 deyip geçiyoruz ikinci aya. Evet Tolga. Maiden mücadele. 2 yaşlı değil artık 3 yaşlı İngiliz tayları oldular. 1 numaralı Brown Pilot. Son yarışını çok beğendim. Bugün de ilk şans verdiğim isim. 3 numaralı Good Breeze. 9 numaralı Queen Star. 5 numaralı Rodrigo ki ilk yarışını seyredin biraz içerilere yattı. Yetenekli bir safkan çıkışa geçecektir bu yarışla beraber. Rodrigo mutlaka kuponlarda olsun. Sonrasında grubun tecrübeli ismi 10 numaralı Red Cloud ve ilk iki startında tabelayı tamamlayan 6 numaralı Runner of Darkness diyorum. 1-3-9-5-10-6 ilk planda önereceğim Tyler. Şu ilk ayakta iki yerden birden Ceylan An geldi. İlave edeyim ben. Yarış severlerimiz en azından bir çarpı atsınlar. Ben de Hasibe Kız'ı atlamışım. Hepsi diyelim geçsin evet. Bu ilk ayak. İkinci ayakta bir Brown Pilot vermiş olduğu araya rağmen hazırlıklarına baktım. Oldukça yeterli. Bu koşu, bu mesafeli koşuyu çıkarabilecek seviyede. 10 numaralı Red Cloud, 7 numaralı Blondie One, devamında 9 numaralı Queen Star ve 5 numaralı Rodrigo. Evet, 9 numaralı Queen Star'la başlayacağım. Mehmet Kaya dersinde bu kez şeytanın bacağını kırmaya yakın tabela içerisindeki koşuları bence bu grup için yeterli. Ancak 1 numaralı Brown Pilot, açıkçası Brown Pilot'ın yarışları çok iyi bir ara vermişti. Aradan dolayı ikinci sıraya aldım ben. Ama bu grubu geçebilecek sınıfta, efsafta bir safkan. Dolayısıyla 9 ve 1, 9 numaralı Queen Star ve 1 numaralı Brown Pilot öncelikli şans verdiğim isimler. 10 numaralı Red Cloud. Bir ufak tefek bir fiziği var ama güçlü bir safkan. Dolayısıyla bugün kendi adını duyurabilir bir yerlerde. 7 numaralı Blonde One ilk koşusunda çok güvenilen, inanılan isimlerden biriydi. O gün için beklentilerin bir tık altında kaldı. Ara verdi ama bu koşuya çok iyi hazırlanan bana göre 7 numaralı Blonde One, 5 numaralı Rodrigo ve 3 numaralı Good Breeze. Özellikle bu safkana dikkat. Bugün çok ters bir yarış gelebilir. Geniş kuponlarda yer almalı. Ben ilk iki ayak biraz geniş tutulabileceği kanaatindeyim. 9, 1, 10, 7, 5 ve 3 sıralamam ikinci ayakta deyip üçüncü ayağa geçiyoruz. 3 numaralı Ellie Wins. Bu mesafede geçen sezon başında ve ortalarında parlak performansları vardı. Ancak son yarışları çok etkili değil. Buna rağmen kalitesiyle Ellie Wins ilk şansı hak ediyor. 4 numaralı Ananiashvili. Son yarışıyla kötü gidişatına dur demesini bildi. Bence bir kez daha etkili olacaktır. Ananiashvili sert rakibi olur. Akabinde 1 numaralı Hodor, 2 numaralı Jabel, 6 numaralı Dakota ve 5 numaralı Flandoz da imkanlar el verdiği takdirde ilave edilsin. 3 ve 4 önde, 1, 2, 6, 5 yerimiz kalırsa eklememizi önereceğim isimler. Ben de 3 numaralı Ellie Wins'le başlamak istiyorum. Bu mesafede etkili performansları var. Ara sonrası yarışlar da gördü. Bildiğimiz Ellie Wins gibi koşarsa bugün en şanslı isim olur. 4 Ananiashvili bir takım problemlerinin çözülmesinin ardından ciddi anlamda çıkışa geçti ve sentetiği de yapabildiğini son yarışında gösterdi. 6 numaralı Dakota sağlıklı çıkarsa bugün iyi koşar ve 1 numaralı Hodor günün bu ayağının diğer şanslı ismi.
Ben 3 at önereceğim burada. 3 at arasında sıkı birincilik mücadelesi bekliyorum. Yani gerçek kumaşını koşması halinde bu grubu geçebilecek duruma geldiğini düşündüğüm 6 numaralı Dakota'ya ilk şansı veriyorum. Potaya çok yakın gözüküyor. Eğer startı iyi alırsa Furkan Yüksel'le potayı bulabilir. 4 numaralı Ananiyashvili sentetikte çok iyi yarışlar çıkarmaya başladı. Son koşusu da tatminkardı. Ve 3 numaralı Elevins'te o da zaman zaman start problemi böyle ağır aldığı yarışlar oluyor. Eğer bugün iyi çıkarsa şanslı. Ben bu ikisi arasında Dakota, Ananiyashvili ve 3 numaralı Elevins arasında geçeceğini düşünüyorum. 6-4-3 3 isim yeterli. Ve günün 4. ayağı. 4. ayak 2 numaralı Amankaya ile başlayacağım. Geçmiş dönemde çok ciddi safkanları geride bırakmış bir isimdi. Her ne kadar aynı performanslarını sergileyemese de bu gruplarda her zaman favori olmayı hak eder kalitesiyle diye düşünüyorum. Amankaya 2 numaralı safkan öncelikle şanslı. 4 numaralı Peksus, 1 numaralı Sanay ve 3 numaralı Özdağ. Hata yapması halinde devreye girecek öncelikli rakipleri. Ya atların çoğu eski formlarından çok uzakta. Dolayısıyla bence sürprize açık bir koşu. 1 numaralı Sanay, 3 numaralı Özdoğa ve 8 numaralı Bonjour Semavi öncelikle olmakla beraber yerimiz varsa 11 Ateşin Gözü ve 2 Amankaya ilave edelim. Evet, ben 11 numaralı Ateşin Gözü ile başlayacağım. Son koşuda bir ara bir gelir gibi oldu ve kaldı. O gün için ses çıkartan şeyin ganyanına baktım da 1 numaranın. Evet, 11 numaralı Ateşin Gözü çok şanslı gözüküyor. İlk şans verdiğim isim 1 numaralı Sanay. En ciddi rakip olacaktır. En ciddi rakip olacaktır. Sanay'ı kuponlarımıza mutlaka yazalım. Bu rakipler yanında şansı ve iddiası hayli yüksek gözüküyor. 3 numaralı Özdağ ve kumaşıyla 2 numaralı Amankaya koşunun şanslı bir diğer ismi. 11-1-3-2 bu 4 safkanı ayırt etmeyelim diyorum. Ve günün 5. ayağına geçiyoruz. 5 numaralı Gustav her ne kadar bu sezon kazanamasa da artık fit duruma geldi. Kazanılacak kondisyona ulaştı. Favorim 5 numaralı Gustav. 3 numaralı Bana Müsaade. Bu safkanda kariyerinde hiç kazanamadı. Ancak koştuğu yarışlar bu grup için oldukça tatminkar. Bana Müsaade de Gustav'ın en ufak hatasında devreye girecek sert rakibidir. 5 önde 3 sert rakibi. Yani şartlar sıfırlandığı için Gustav uygun rakiplerle koşma şansı elde etmiş. Günün alternatif bankosu olarak yazılabilir. Ancak bu ayar risk etmek istemeyen dostlarımız 3 Bana Müsaade ve vermiş olduğu araya rağmen bilinen kalitesiyle 8 Salvo. Evet, geldik günün 5. ayağına. Ben 2 ismi öncelikle değerlendireceğim. 5 numaralı Gustav ve 2 numaralı Forte Tek. İlerleyen yaşına rağmen bugün ilginç bir yarış gelebilir. Zira safkanda böyle son padonda da böyle bir değişimler, bir farklılıklar gördüm. Yarışları kötü ama zaman zaman İstanbul'da böyle çok büyük sürprizleri vardı. Evet, sert çıkışları var evet. Öyle. Dolayısıyla 5-2 sıralamasını Gustav ve 2 numaralı Forte Tek ikilisini birlikte değerlendirelim. Yeri kalanlara 3 numaralı Bana Müsaade, 8 numaralı Salvo, Dinçlikle Koşar ve 1 numaralı Alemin Kralı diyoruz ve günün kapanış ayağına geçiyoruz. 9 numaralı Cerensel gördüğü yarışlar sonrasında fit duruma geldi. Son startında bu grubun nispeten üstündeki rakipleri arasında çok yakın farklarla ve geciken ataklarıyla 3. olarak ayrıldı. Bu kez her şeyle yine özlediği birinciliğe ulaşabilir diyorum. Kapanışta Cerensel'i riske ederek banko yazabiliriz. Aynı fikirdeyim. 9 Cerensel geriye dönük performanslarında sentetik pisti ve kısa mesafeleri genelde iyi koştuğunu görmekteyiz. Çoğu başarıları da zaten bu pistte. Son yarışı Lakerda arkasında ikinci oldu ki Lakerda geçtiğimiz hafta kimleri geçtiğini hep beraber izledik. Bugün rakipleri biraz daha denk gibi. Kondisyon da yaptı. Ara sonrası yarışlar gördü. Sanki ideal mesafesinde kazanması en normal sonuç olur. Günün bankosu 9 Cerensel. Evet, farklı düşünmüyorum ve Cerensel benim de bugünkü liman tercihim olacak. Bugün çok mutabık kaldığımız bir isim oldu. Eğer Gökhan Kocakaya sprint mesafesini doğru ayarlarsa muhtemelen böyle 3-4 falan gidecektir. Dışlarına çıkmış. Şimdi böyle dedik de 7-8 gitmesin de milleti yakmasın. Genelde bizim dediğimizin tersini yaptığı için. O yüzden böyle 3-4 gidip yüzlüğe kadar gelip orada sprintini doğru bir şekilde yaparsa bence Cerensel bugün bu rakipleri... Olur mu bugün? Bugün de numara götürür şimdi. Biz böyle dedik diye. İşin şakası tabii, takılıyoruz. Ben öyle de kazanıyorum diye. Bak ben böyle de kazanıyorum diye numara da götürür. Kazanla nasıl?
nasıl kazanırsın? Kazandı. Nasıl kazanırsan kazan kardeşim diyelim. Ve Gökhan Kocakay'ı dersek Ceren Sel'in bugün koşuyu kazanmasını bekliyorum. Liman tercihim 9 numaralı Ay, Ceren. Yüfede %25 o kadar yoğunlaştık ama çok böyle evet. öne çıkan bir favori değil. Olmadığı için. Yani kazanması yani. Halinde cazip olmuş. Yani, cazip de bir banko gibi gözüküyor en azından. Evet. Rakip Peki. olarak da Lady of Partenya, Kind of Blue, Döfem, Derin Diyar. Bunlar. Rakip ararsan biraz... Ben valla iki at rakip görüyorum. 8 numaralı Kind of Blue son koşusunda evet. ben beğendim açıkçası o yarışını. Çok iyi koştu. Ve 10 numaralı Lady of Partenya kalitesiyle konuşuyor. Hadi ben de bir isim söyleyeyim. Söyle. Ben de yanına at yazma şansım olsa 4 Derin Diyar yazardım. Evet. Üçüncü at da evet. onu yazardım. Küçük Salın da fena bir at değildir. Pekala. Geldik programın sonuna ve birinci altılı gayenin ikinci ayağını izlemek üzere ekranlardayız. Yarın yine aynı saatte biz burada olacağız. Bizden ayrılmayın, bizle kalın. Çok keyifli bir program olacağını düşünüyoruz. Yarın 15-20 tane hediye vereceğiz. Bir kere 10 tane takvimimiz var. Topaz arasından Mendip'ten mükemmel hediyelerimiz var. Ve sürgün tayın forması Halis Karataş imzalı. Dolayısıyla yarın saat tam 10.30'da son düzlükte olun diyorum. Sözü kapanış için hızlı bir şekilde Tolga'nı ve Eray'a bırakıp oradan Adana'ya geçiyorum. Bizi yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkürler. Yarın görüşürüz. Bütün dostlara bol şanslar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nikonya ve Şanlıurfa sağlık. Beş numaralı Nikonya baksa yakın. İlk koşusu Bilgin Ecoletta. Orası şimdi kısrak. Mert Gökalp Arslan'la piste çıktı. Nikonya ve Şentürk dışarıdaki kısraklar. Nikonya yerini aldı. Şentürk kaldı dışarıda. On numaralı Şentürk dışarıdaki tek kısrak. Baksına yaklaştırılıyor. Şentürk yerini alan son kısrak oldu. İkinci koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Bir numaralı Anka Kızı bir boy gecikmeli başladı. Yalnızca 11 numaralı Talişman ilk metrelerde liderliği aldı. 6 numaralı Nuray Hatun ikinciliğe sokuldu. Onun dışında 10 numaralı Şentürk var. Şentürk'ün dışında Nikonya önlere sarktı. İç kulvardaki numaralı Bedolika'ya da var. 11 numaralı Talişman lider ikinciliğe dıştan 6 numaralı Nuray Hatun sarktı. Evet Nuray Hatun farkı 8 numaralı Semenkız sarktı. 8 numaralı Semenkız Talişman'ı takip aldı. 3 boy geride 6 numaralı Nuray Hatun. 1 boy geride 10 numaralı Şentürk. İç kulvardaki numaralı Bedolika'ya dışına 1 numaralı Anka Kızı geliyor. Bariyer dibine 3 numaralı Erva Hatun tutuyor. Evet 8 numaralı Semen Kız iç kulvardaki 11 numaralı Talişman'ı yakaladı. 2-3 boy geride 6 numaralı Nuray Hatun daha sonra 10 numaralı Şentürk'ü görüyorum. Dışlarında 1 numaralı Anka Kızı da mücadeleye katılmaya çalışıyor. 8 numaralı Şentürk iç kulvardaki 11 numaralı Talişman'ı yakaladı. 2 boy geride ortada 6 numaralı Nuray Hatun'u izliyorum. Yanlarında 9 numaralı Şef Sultan bariyer dibinden 3 numaralı Erva Hatun'un çıkmaya çalıştığını izliyorum. Dışta 10 numaralı Şentürk en dışta 1 numaralı Anka Kızı da var. Şimdi 6 numaralı Nuray Hatun az farklı önde iç kulvarda Erva Hatun yanlarında 9 numaralı Şef Sultan mücadeleye katıldılar. Ortadaki 6 numaralı Nuray Hatun önde dışarıdan 7 numaralı Rijbin'in de atakları var. Şimdi 7 numaralı Rijbin yüklendi. İç kulvardaki Erva Hatun ve Nuray Hatun'a yaklaştı. İç kulvarda 3 numaralı Erva Hatun dışında 7 numaralı Rijbin mücadelesi. 3 numaralı Erva Hatun önde. 3 numaralı Erva Hatun kazanıyor. 7 numaralı Rijbin ikinci oldu. 6 numaralı Nuray Hatun üçüncü olurken 10 numaralı Şentürk, 2 numaralı Bedolika'ya ve 9 numaralı Şef Sultan tabelanın sonu için potoyu birlikte geçtiler. 3 numaralı Erva Hatun halef katıyla kazandı.